sizlerimize tiyatroya gelen misafirlerimiz, çok güzel hareketlere hoş geldiniz. Şimdiye kadarki en iyi seyirci açılışıydı ya. Vallahi, vallahi ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok iyi başladık bak. Var ya buradan... Of, çok eğleniriz. Çok eğleniriz vallahi. Of, of. Sıkar mı? Çok, hiç ben gazı bozmayayım. Başlıyoruz. 50 kişilik ekip. Şahane bir hazırlık yaptık. Çok eğleneceğiz. Türkiye'nin her yerinden gelen, Batman'dan babasına haber vermeden gelen... Nasıl seyircilerimiz var? Doğum günü olan, coşkusu olan... Doğum günü hiç bizi izlemediği halde doğum günü hediyesi olarak verildiğimiz inanılmaz bir gün bizi bekliyor. Hepinize iyi eğlenceler, çok güzel hareketler başlıyor alkışlarınızla. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Ece. Hoş bulduk. Nedir sıradaki skecimiz? Sıradaki skecimizin adı Astronot. Ya bu Ay'a çıkacak insanla ilgili işte. Astronotla evet. ilgili Türkçe'de de isim aranıyor ya. Hı-hı. Sen de mesela dil bilimi okumuş insansın. Yani İçeride biz... bir takım araştırmalar yaptık bununla Yaptın alakalı. Mı? Evet. Astronota ne diyebiliriz mesela? 30 kişiye sorduk. Bir popüler cevap al. Ne çıktı? Gök uşağı. Çok beğenildi. Ben çok beğendim. En çok onu beğendim. Birkaç isim söylendi. Bence gök uşağı çok iyi. Gök uşağı, sen kim buldu bunu? Sen mi buldun? Hayır, içeridekilere sordum birkaç kişiye. Bir kişi, evet. Onlardan aldığım cevaplar, popüler cevaplar işte. Gök uşağı. Gök uşağı bence iyi. Seyircimize soralım. Uzaya gitmek, bu astronot, ilk astronot olmak isteyen var mı? Keşke ben olsam şu astronot diyen var mı? Vardır ya. Buyur, siz mi? Öncelikle merhaba. Öncelikle merhabalar. Ay'a... Adım basmak isterim, Ay'a mı? Ay'a bir ilk adım atayım Aynen. dersin. Ne dersin mesela? Yani ismimi kazırım oraya direkt. Böyle... İsmin ne? Burak. Burak. Hatta... Bir de B, sevgilini yap, ok, kalp. Benim için küçük, insanlık için büyük gibi böyle büyük laflar var. Sen oraya inip adımı kazıyıp dönerim gibi. Yani yıllar sonra insanlığa bir arkam Yok, bırakacaksın. Mesela Türkiye'nin bayrağını mesela yapıştırırım. Güzel. Türklere yakışır bir şekilde. Çok iyi, güzel. Harika. Evet Ecem, bakalım skeçte nasıl işleyeceğiz konuyu? Skeçimizde yani burada göreceğiniz ailenin çocuğu uzaya gidiyor ve bununla alakalı ailenin yaşadığı olaylar anlatılacak bu skeçte. Astronot geliyor, Atakan ve Cemile yazdı. İyi seyirler. Harun. Bir kalk bir. Kalk kalk. Kalk bir. Bunu eni geçmiş ya bunu. Ha boydan devam edeceğim tamam. Gel gel. Ya ama suratını asma artık ya. Bak çocuk uzaya gidecek. Küskün ayrılmayın Harun ya. Ben kıstıydım Sevim. Ha. Ben kırgınım kırgın. Ben bu çocuk iki ayaklarının üstüne bassın dedim. Çocuk yer çekimi olmayan bir ortamda iş buldu ya. Ya abim içinde varmış çocuğun ama. Bak hatırla bu daha iki yaşındayken demiyor muydu ben astronot olacağım diye. Demezdi. Demez zaten iki yaşında çocuk nasıl desin ya çok saçma. Gerçekten öyle ama sen lütfen artık yani lütfen şu suratını asma çocuğum astronot olacak. Benim hayallerim vardı Sevim. Ben emekli olacaktım. Dükkanın başına ona koyacaktım. Ay vallahi gelirleşecektim ben ya. Ben bu hayalin neresindeyim Harun? Seni susurlukta bıraktım Sevim. Seninle ayran içmişiz, ayrı düşmüşüz. Yani saçmalama ne olacak? Sen de geleceksin benimle tabii. Ya biz gideriz, biz gene gideriz ama sen çocuğunla biraz gurur duyar mısın? Çocuk astronot olacak. Astronot adını da bugüne hiç sevmedim ya. Şöyle göklerin yargıcı falan daha havalı değil mi? O erotik film ismi gibi o. Gök adam. Mesela sen nasıl bir gök adamsın? Hey! Sen kimsin lan gökten bacak? Hadi bırak şu gökünü yiyeyim ayaklarını var. Sen isim önerme ya. Tamam. Ya gerek tamam. yok. Tamam. Anne bu ne ya? Anne. Hangisi? Börek koymuşsun. Ha yolluk annem o yolda yersin diye. Allah Allah. Bunlar ne peki? Hangisi? Bu.
Ama işte oraya gidince yersin yavrum. Ya anne orada özel kurutulmuş yiyecekler verecek. Ayrıca Ay'a bununla mı gideceğim ben ya? Al bunları lütfen. Ama tamam. O benim aklıma geldi biliyor musun Gökmen? Ben o yüzden kuru patlıcan dolması yaptım. Bu ön gözde o. Tamam sağ ol anne. Teşekkürler. Demek gidiyorsun ha? İnşallah baba. Gideceğim. Ay'a ismimi yazacağım. Emin misin Gökmen? Hı? Bak. Yıldıran Nalbur'un %51 hissesi ve kapıda yatan 83 model arabayı elinin tersiyle itiyorsun şu an. Çok karışık baba kafam, çok. Bir yanda uzayın kapıları, diğer yanda dükkanın kepenkleri. Uzay mekiği mi yoksa senin araç mı? Kafam çok karışık anne. Bence Nalbur'u seç oğlum. Çünkü her an gecenin bir yarısı birinin acil silikon tabancasına ihtiyacı olabilir Gökmen. İnsanlık için bunu yapacağım. Siz geçin dalganızı geçin. Silikon tabancasının ne kadar hayat önemi taşıdığının farkındayız. Hayatımızın her yerinde artık silikon var. Alanda bile var. Sen niye beni karıştırıyorsun ya? Çocuk uzaya gidecek sen nalbur diyorsun. Ne yapacak bu kapının önüne tabure atıp tavla mı oynayacak? İyi hatırlattın ha. Şişt, al bunu. Kültürümüze, evrene yay oğul. Tamam mı? Ama ben Ay'a gidiyorum, Mars'a gitmiyorum. Gökmen yapıyorsun. Yapıyorum ya. Yapıyorsun Gökmen. Aç oğlum. Evet. Ne haber lan? Götronot yerim. Açıklandı mı? Yok dayı, birazdan açıklanacak kimin gideceği. Bakalım bekliyoruz. Güzel. Bak bunları sana getirdim. Ufkun açılsın biraz. Ne onlar oğlum? Uzayda geçen filmler abla. Arşivimden çıkarttım yeğenim için. Turist Ömer uzay yolunda, dünyayı kurtaran adam, ayda 5, Mars'ta 15, bir yıldız gibi kayarım. La tamam tamam, onları sayma ya, şeyler karışmış koleksiyonu. Recai, sen hala işsiz misin lan? Enişte dünyada iş yok, baksana Gökmen bile Ay'a gidiyor. Oğlum ben 52 yıldır bu dünyadayım, 40 yılı çalıştım lan. Hiç. Ne var ki, gir bir işe, çalış lan maaşını, ne olmuş? Ya benim çok başka hayallerim var enişte yani, yurt dışı görmüş alama, ettiğin laflara bak yani. Kıbrıs'a askerliğe gittin, onu mu dedin? Evet. Kıbrıs yurt dışı mı lan? Dış hatlarda gidiliyor, ne var? Ay Recai, dış hatlar dedin. Bak aklıma geldi. Ben küçükken hep isterdim pilot olayım. Sen daha araba kullanamıyorsun Sevim, ne uçağı ya? Arabayla uçağın ne alakası var Harun? Sen araba kullanmıyorsun, uçağı getireyim bakayım kaldırabileceğim mi? Hayatımda o kadar maç izledim, böyle gol görmedim ben işte. Ne zamandır futbol izlemeye başladın lan? Aç Gökmen, aç. Selamun aleyküm dünyalar. Selamun aleyküm dünyalar. Biz dostuz. Abaş kedir abi. Ne yaptı gitti ya. Gökmen, mekiğini göremedik kapının önünde. Ne zaman gideceksin yenge? Yenge birazdan açıklanacak işte. Bekliyoruz merakla. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şuraya bak. Görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi? Amcanın oğlu bilim insanı oldu. Sen daha insan bile olamadın ya. Ben sanatçı ruhlu insanım baba. Bilimle falan işim yok. Senin sanata ne katkın var lan? He? Hip hop dans yapıyorum mesela. Ne var? Gerçekten lan. Lan, lan oğlum. Hip hop değil ki bu. Hop hop. Tamam, ağlama anne. Ağlama, ağlama. Geç şunu, geç şunu. Motherfucker! Ne dedi o? O ne dedi? Yok, babaannesiyle alakalı. Sen ne dedin? Ya bakın ben diyorum sizde. Bunları gelelim, bizim aile şirketinin başına geçirelim. Biz de bir rahat edelim artık ya. Ay aile şirketi dedi de biri bakkal, biri narbur. Sanki bana holding yenge. Tayfun gelsin işte dükkanın başına ya. Ya bu ne geçecek bakkalın başına ya? Batırır bizi bu ya. Sabahtan akşama bir baton salam yiyor bu adam. Bir tane oğlum var baba, çok mu görüyorsun? Evet lan, çok görüyorum. Bütün gün evdesin lan, sır. Baba, Gökmen, Allah'ını seversen al bunu da Mekke'ye, stratosfere falan çıktın mı, aç Mekke'nin kapısını, vur kıtıra tekrar. Çay yumurtasına düşsün bu it ya. Lan Kripton'da bir geleceği var, ben görüyorum. Anne, babama bir şey söyle, yoksa ağlamak üzereyim. Sana, sana. Aa, saçmaladın iyice anne. Çölmüş neymiş. Bir kere oradan düşerken yeryüzüne varmadan yanar bu. Doğru. Sağ ol anne, çok yardımcı oldun. Oynama memenle, oynaya oynaya büyüttün. O ağlarken memesine mi dokunuyor? Yok, yok oğlum. Oğlum tamam bak sen alınma bak, şaka yapıyorlar annem benim tosunum ya. Bak Gökmen abine bak, örnek al. O da evden çıkmıyordu, şimdi Ay'a gidiyor.
Sen de Ay'a gidersin çocuğum. Ya ne Ay'a gidecek yenge? Bunun kendisi Ay zaten ya. Dolunay bu ya. Salondan odaya koşuyor, evin içinde gel git oluyor. Yapmasaydın o zaman beni, yapmasaydın, yapmasaydın. Ah, o nasıl laf annem, o nasıl laf? Ben seni yapmak için hayallerimden vazgeçtim. Oo, ne olacaktın ki? Marangoz. Ya Ayşe, saçma sapan hayaller ya. Marangoz kadın işi mi, erkek işi o bir kere. Ne var? Odundan iyi anlarım, bilirsin. Lütfen bir durun ama ya. Lütfen bir durun ya. Lütfen ama ya. Çocuğum en önemli günümde geldiniz kendi meselelerinizi de şova dönüştürdünüz yani. Lütfen. Tamam, tamam. Yeğenim, senden bir maruzatım olacak benim. Ne dayı? Ay'a gittiğin zaman bunu asar mısın? Ne bu? Kime bu? Eski maritama küçük bir mesaj. Etrafımda dolanma serseri demiştin. Şimdi ne yapacaksın zalimin kızı? Nasıl ama? Hani dünyada ayın etrafında dolaşıyor ya. Bundan nasıl kaçacaksın gibisine? Ha. Ay bunu nasıl asacağım ben aya ya? Niye ya? Belediye mi izin vermez? Zabıta mı kovalar? Allah'ın ayı ya. Tamam ya kızma. Tamam asarız asarız. Lütfen. Abi peki uzayda güzel kızlar var mıdır? Hayda. He var. Lan gerizekalı yeryüzündekiler bitti. Antenlerini ayağı mı dikti şimdi? Manyağı bak. Evlendirin lan. Hadi çocuk. Şimdi evlendirin lan. Çocuk. He, he. Çocuk. Annem çocuk. Bir şey yok. İyi akşamlar komşum. Hoş geldin. Hoş buldun Hikmet. Hayırdır? Biz senin oğlan Ay'a gidecekmiş bak. Allah Allah. Hadi çıksın gitsin görelim dedik. Gitmemiş daha anne. Birazdan açıklanacak Hikmet teyze. Tamam neyse yani. Zaten bizimkini de çok istediler yani. Bayağı teklifler geldi de kendi istemedi yani. Niye? Ya ne kadar saçma. Buradan bakınca da görünüyor Ay. Yani bir de Ay'a gitmeyen mi kalmadı artık? Yürü kalkalım falan. Hep gitti geldi yani. Değil mi lan? Yürü gidelimdir o anne. Sen neyse ne işte. Zaten şey, bizimki başka yere gidecek o. Çok daha iyi yerlere gidiyor. Nereye gidecektin lan? Plüton'a anne. Plüton'a gidiyor. Vallahi Hikmet Hanım siz kafa olarak Plüton'a gitmişsiniz zaten. Buyurun buyurun geçin şöyle. Geç geç şöyle geç. Çıkmıştık. Aa, ama duyan geldi. Geldi ya. Buyurun, hadi bakalım. Ay, 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 ay. Yanıyorum. Ay, 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 ay. Çok fena. Korkmayın, ben hazırım oğlum. Hadi gidelim la. Nereye ya? Ne hazırlığı? Uzaya oğlum işte. Ben de geleyim lan. Mekiğin bir köşesine sıkışırım lan. Metrobüs mü lan bu sıkışacak? Ayrıca senin uzayda ne için var lan? Dedemi bulmaya gidiyorum abi. Nasıl? Büyük bir aile sırrımız ama ninem kimseye söyleme dedi. Dedemi zamanında uzaylılar kaçırmış. Nasıl? Dedem bir gün hayvanlara bakmaya diye ahıra gidiyor. Böyle o esnada tobe estağfurullah yuvarlak bir şey bunun karşısına çıkıyor. Dedem tabii korkuyor, alıyor yerden taşı bunlara fırlatıyor. Bunlar tabii uzaylılar da durur mu? Uzaylılar da oradan topluyor, buradan topluyor. Gök taşını dedeme bir gönderiyor. Dedem tabii kapıcı adam hop diyor oradan geçiyor tabii. Onunla da kalmıyor. Tutuyor uzaylıya ana bacı sövüyor. Uzaylı da elbette de uzaylının da anası var, bacısı var. Kanı yeşil bile olsa dokunuyor adamın kanına yani. Onlar da tabii o esnada hop dedemi çekiyorlar. Patır patır gidiyorlar. Bir daha dedemden eser yok. Oğlum bu nasıl hikaye lan? Oğlum senin atlattığın farkında mısın lan? Oğlum dede yemiş lan seni. Ya abi bilmediğin konu hakkında konuşuyorsun. Her sene neneme fotoğraf gönderiyor. Aha. Bu manitası herhalde. Burada şeydeler, tatildeler. Bu manitasının abisi çiğ köfte yediriyor. Hep sorun çıkarıyormuş. Bu diğer manitası galiba abi dedem orada bir şey karıştırıyor da bunu ben de bilmiyorum. Bunu ben de bilmiyorum. Oğlum lan. Oğlum deden uzaylılar kaçırmamış lan. Deden nenenden kaçmış. Ben vallahi diyorum. Abi gerçekten bilmediğin konular karşısında harikasın. Şşt Gökmen. Oğlum ben termal içlik falan da getirdim. Orada krater soğuğu adamla kış ediyormuş diyorlar. Doğru doğru. Ben giderken haber vereceğim abi sana. Tamam. Oğlum ama bak şöyle düşün.
kapı olan her yerde kapıcıya ihtiyaç vardır. Siz orada böyle taşlayın, toplarken ben de mekiği temizlerim. Çöpünüzü atarım, tamam mı? Tamam. Ara beni, olur tamam. mu? Ay ay ara beni. Ay, kesin ara. Arayacağım, arayacağım. Yemin ediyorum, nereye ya? Anne, televizyonu açın. Hadi saat baş. Aç, aç, aç. Acıklanacak, acıklanacak. Aç, aç, aç. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, sayın izleyenler. Binlerce yürek, akıllarda tek bir soru. Evet. Ay'a giden ilk Türk astronot kim olacak? Hadi bakalım. Evet. Evet, nefesler tutuldu. Tutul. Ay'a giden ilk Türk astronot 5, 4, 3, 2, 1. Aysu Yıldız. Ne? Kim? Aysu mu? O kim ya? Kim dedi? Gökmen demedi Aysu, ormandı. Aysu Yıldız dedi ya. Gökmen demedi mi? Gökmen değil. Şaşırdınız değil mi? Şaşırırsınız tabii. Neyse birazdan canlı bağlantıyla yine karşınızda olacak. O zamana kadar herkes kendine çok iyi bakıyor. Ana. Bir dakika ya, nasıl ya? Aysu Yıldız, sen gitmiyor musun oğlum? Allah Allah. Ay ne kadar da şaşırmadım, ne kadar şok olmadım. Yani kazanmayacak o kadar belliydi ki. Bence de anne. Ya, hak etti, kazandı demek. Ne yapalım? İyi oldu lan sana. Oh! Sabah 8'de dükkandasın. Tamam oğlum, tamam. Seneye girersin annem. Ya seneye girersin ne yenge? Allah'ın seversen. Üniversite sınavımın bir daha ne zaman gidilecek kim bilir ya? Hayır, benim anlamadığım, yani uzaya şimdi bir kadın mı gidecek yani? Yani hiç abicim ya. Hadi her şeyi geçtim. O aleti nasıl kullanacak ya o kadın? Hadi oraya götürür diyelim. Orada onu nasıl park edecek yani? Doğru, park edemez. Ya hadi be, orası bir de karanlık, ipsiz sapsız yer. Nasıl korunacak onu? Kim koruyacak onu lan? Ay merak etme. Siz erkeklerin olmadığı yerde kadınların kendisini korumaya gereği kalmıyor. Kendisiyle şu anda canlı bağlantıdayız. Aa. Merhaba Aysu. Ay'a gideceksin kız. Ne yapıyorsun? Nasıl hissediyorsun? Merhaba. Çok mutluyum öncelikle. Bu benim çocukluk hayalimdi. Yapamazsın dediler, küçümsediler. Kadın yerini bilsin dediler. Dalga konusu oldum. Ama asla hayallerimden vazgeçmedim. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi yeryüzündeki her şey kadının eseridir. Sana söz atam, şimdi sıra gökyüzünde. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Evet, finali tabii ki her türlü zildi. Kim yazmıştı? Atakan'la Cemile'ye büyük bir alkış. Gerçekten de şahaneydi. Uzay ajansımız da hayırlı uğurlu olsun. İnşallah benim de temennim, ilk astronotumuz inşallah bir kadın olur. İnşallah da bayrağımızı göklerde, uzayda dalgalandırır gururla. Çok güzel hareketler. Alkışlarınızla devam ediyor sevgili izleyenler. Hoş geldiniz. Tuğba, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzel hareketler tarihinde ilk defa sunuma çıkıyor, evet. Tuğba. Büyük bir alkış. Ben ilk sunumum diye içimden gelenleri söylemek istedim. Tamam. Tamam. Ne diyeceksin acaba? Şey, merhaba diye başlayalım dedim. Çok mantıklı başlangıç. ben Tuğba Yılmaz. Ya bu arada Tuğba, ya hem sahne üstündeki enerjin, hem sahne arkadaki enerjin, hem oyunculuğun gerçekten inanılmaz birisin. Geldiğimden beri tanıştığım, yeteneğine çok inandığım, ileride hep seni izleyeceğimi düşündüğüm çok acayip bir kadınsın. Acayip bir yeteneksin. Tebrik ediyorum seni gerçekten. Teşekkür ederim. Şimdi sıradaki skecimiz. Evet. Şey, karantina oldu. Hepimiz biliyoruz. Şimdi bu evet. Karantinada yasaklar oldu. Bu yasakları 3 tane akrabam deliyor bu yasağı. Evet. Eğlenceye gidiyor. Nereye? Gazinoya. Burası gazino. Gazino. Çok güzel. Fosforlu evet. Gazino. Hatta. Fosforlu gazinosuna geliyorlar. Geliyorlar. Şey, yazarları kim skeci? Yazarlarını söyleyeyim. Hı-hı. Cenan, Arif, Emre yazdı. Süper. Skecin adı Gazino 19 geliyor. Alkışlar o zaman. Alkışlarla iyi seyirler, iyi eğlenceler. Bravo. Çok
Ses. Ses deneme. 1, 2, 3, 5. Dobro večer, da svijaya. Okey. Ne bileyim ben. Evet, değerli misafirlerimiz. Fosforlu gazinosuna hepiniz hoş geldiniz. İki kişiyiz ama olsun. Eğlence kendinizi fazla kaptırıp Covid şeylerini es geçmeyin. Uyun hepsine, bütün kurallara. Yalnız bir şey sorabilir miyim? Burada her şey dahil dendi ama içeceklerin içinde alkol yok. Alkol yok. Şeye, o önünüze bir şey koyduk fıs fısla. Ona artık ne diyeseniz onu şey edin. Şey yapıyor. Ne yapıyorsun lan? Manyak mısın? Görüyorum oğlum. Allah Allah. Hayır öyle. Evet. Abi. Sessiz sessiz eğleniniz. Sosyal mesafeye de dikkat edeceğiz. Okey mi? Ya şimdi sosyal mesafe, yani gazinoda nasıl dikkat edelim? Masamız şenlensin diye hani bir misafir çağırsak buraya sosyal mesafe. Hayır, oldu ki diyelim yani. Ya çağırmayın. Hayır mesela, hayır Allah'ım. Yani olmaz da. Mesela hayır al. Yani olmadı da kalmaz sosyal mesafe. Gazinomuz onu da halletti. Tuna Bey, sosyal mesafe koruyucuları getirir misin? Sosyal mesafe koruyucu ne lan? Ne bileyim. Ana. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Böylece hem sosyal mesafeyi korumuş olduk hem de masanız şenlendi. Şaka da yapıyor ya, Allah Allah. Cengiz abi, bir şey diyeceğim. Buna bir şey ikram etmek gerekir mi şimdi? Ben ne bileyim, ne yer ne içer anlamam ki ben bundan da. Şimdi de karşınızda gazinomuzun astroisti Yazgın Fosforlu. Sakın çıkıyor. Cengiz abi ne diyeceğim? Senin askeri arkadaşın ne zaman çıkacak? Askeri arkadaşım oydu. O kadın değil mi? Böyle kadın mı olur lan? Ben memelerine baktım ya. Oğlum ne? Neden böyle şeyler yapıyorsun Erdal ya? Bir de asker arkadaşının memelerine baktım Cengiz abi. Oğlum asker arkadaşımın niye memelerine bakıyorsun? Ne saçma bir şey bu ya? Cengiz! Kardeşim hoş geldin eve. Yazgın kardeşim hoş bulduk ya. Senin canın yerim ha. Ben de yerim olabilirsin. Bak tanıştırayım bak. Mahalleden Erdal, astrolistimiz Yazgın Fosforlu. Sahne adım Yazgın Fosforlu. Gerçek adınız ne? Yazgın Fosfor. Ama siz de biraz çaba gösterseydiniz keşke yani. Canım. Menay, yemek hazır hadi. Hadi bakalım. Menay mı? Ya ekip içinde bana Menay, Menay diyorlar yani. Buyurun kartım. Allah Allah. Abi burada Burak Özçivit yazıyor. Eda havalı oluyor oğlum. Neyse ben şimdi bir yemek yiyeyim ondan sonra. Tamam, tamam. Siz burada kendi mekanınızmış gibi duruyor. Öyle tamam. Aynı ama öyle. Ama kendi mekanım. Askerliği hatırla. Askerliği hatırla. Hatırlatma git buradan. Hadi bakayım. Tamam. Hatırlatma koğuş hadi git. Manyak. Cengiz abi sizin koğuşta ne geçti merak ediyorum ben. Oğlum ne geçecek işte erkek muhabbeti ya Allah Allah. Çok değişik herif. Bukalemun gibi vallahi. Sesi iyi yanma değil mi? Değişiyor. Bana bak ben bunu kaldırıyorum ya. Abi Deniz'i nereye götürüyorum Dursun? Deniz kim lan? O Deniz onun lan abi. Lan bir de isim mi kat? Allah Allah oğlum şurada dur. Deniz bağır. İstemiyorum. Çok kötü duruyor şu an. Otur şuraya. Oh Allah'ım sana ne? Otur şuraya. Bak oh. Cengiz abi. Gülcan benim buraya geldiğimi duyarsa boşar aman diyeyim. Niye boşuyormuş ya? Ben asker arkadaşımı görmeye geldik buraya. İnsan asker arkadaşını görmeye pavyona gelir mi Cengiz abi? Lan bununla sokakta görüşülür mü görmedin mi Allah Allah? Ayrıca biz ne yapıyoruz yani? Erkek erkek kötü bir şey mi yapıyoruz ya? Eğlenmeye geldik. Kim görecek oğlum seni? Doğru. Sertaş da yok. Hakikaten Sertaş nerede lan? Sabah bana mesaj atmış. Dedi ki enişte dedi bana bir para göndersene işe gireceğim dedi. Bizim bu Tekin var ya. Tekin'le ortak işe gireceklermiş. Ben de gönderdim. Çalışsın da ne yapıyorsa yapsın ya. Arayıp öğreneydin ne işi diye. Arayıp sormayın iş üstündeyim dedi. He iş üstünde. Gel lan gel gel. Kanka ne güzel mekanmış bura ya. Sertaş değil mi lan bu? Hakikaten iş üstündeymiş şerefsiz.
Ya bak, benim bu eniştem var ya, tam bir mal ya. Niye lan? Oğlum tam bir gerizekalılık abidesi. Niye lan? Ya ben sabah buna para isteyeceğim, tamam mı? Uyku sersemi 100 lira yazacağıma bir sıfır basmışım, 1000 lira olmuş. Yolladı mal. Oo, iyi bugün beni çekersin. Sen ne iğrenç bir insansın ya. Gerçekten böyle yancılık ruhuna işlemiş ha. Çekeriz oğlum, zaten enayi parası. Mal, ben bunu böyle düdüklerim lan hep. Sağda solda gezeriz. Tam mal ya. Lan şerefsizsin benim. Lan Erdal, Allah Allah oğlum, ne yapıyorsun lan? Ayırsanız ana adamı. Oğlum, eniştem nerede lan? He? Eniştem nerede oğlum? Ne? Ana, Cengiz abi ne yapıyorsun? Ne yaptın? Oğlum, ne iyi vallahi, ne olsun. Cengiz ne yapıyorsun lan? Hadi abi. İyi. Oğlum, adam iyi. Lan yiyin aşağı. Hala. Şerefsiz, benim verdiğim paralarla buraya mı geliyorsun sen? Hayır. Oğlum sen sabah benden para almadın mı? Ablamdan da aldım. Ben de aldım ablandan, bilezik bozdurduk. İyi abi, sana giren çıkan bir şey yok, yengeye olan olmuş. Doğru ya. Doğru, doğru ya. Lan o benim karım. Tamam, tamam, dur lan, dur, tamam. Allah Allah, öyle demedin çocuk. Bak ya, çok agresif hareketlerim var, çocuğun hiçbir şey... Ablam lan o benim. Yeter, 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 sen ne yapıyorsun sen? Ben, bir dakika, her şeyi geçtim. Buraya geldiğinden ablanın haberi var mı lan? Enişte, her şeyi geçtim. Buraya geldiğinden ablamın haberi var mı lan? Oğlum 40 yılda bir çıkıyoruz, gel bunlar. Haydi oturun ya. Aman, birleştin, 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 birleştin. Haydi oğlum, kapışacağız ya, geç. Ne? Oh, çok güzel oldu ya. Vallahi. Tamam, haydi abi, erkeğe gir, geç çıktık. Vur, 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 vur. Allah Cengiz abi, ben vurma, para vermem. Sen ne iğrenç bir yancısın. Her ortamda yancı olmayı nasıl başarıyorsun ya? Oğlum açsan açım da, yokluktayım da, evine erzak yollayalım ya. Ulan götüne giyecek donun yok, pavyona geliyorsun Tekin. Bu benim tercihim Cengiz abi. İstesem giyerim. Hakikaten giymedin mi lan? Hı? Annem dün yıkamış ya. Tüh, senin gibi adamın kalıbına be. Tamam, üstüne. Donsuz geziyor, ne üstüne git be ya? Herkes bu hayatta tercihlerini yaşar. Ne alakası var bunun bununla? Ya tamam, hadi eğlenmenize bakın ya. Bugün hesapları ben çekiyorum. İyi, vur lan, vur, vur, vur. Vur, vur, vur. Sen var ya eniştem, aslan adamın tekisin. Annem senin hakkında yanılıyor ya. Verdim 1 lirayı alayım. İğrenç bir insansın, biliyor musun? Annem çok haklı. Anan bana iğrenç mi diyor lan? Ya olsun canım, kaynanan sonuçta ya. Ben de sevmiyorum. Bana bak Sertay. Ananın da ablanın da haberi olmayacak buraya geldiğimizde. Erkek erkeği aramızda sır olacak oğlum. Söz ver. Söz abi. Söz ver. Söz abi mi ya? Ben de söz verdim. Haydi vur. Bana niye sormuyorsun abi? Yancı olabilirim ama kaypak asla. Tamam lan, söz ver. Veremem abi, iyi parayı her türlü satarım. Sen ne? Ya senden var ya, adam mı adam olmaz. Sen ne yancı bir adamsın ya? Ya kırıcı oluyorsun, gidiyorum ama. Lan oğlum dur, hep beraber kalkacağız zaten, otur ya. Yok, eve gitmiyorum, tuvalete gideceğim. Bende o kadar gurur yok. Ya oğlum sen... Acıdım tamam lan. Sana bugün Cengiz abinden söz, masayı istediğin her şeyle donatacağım. Bu ne be? Kırık lan, buraları donatacağım. Ben gidiyorum. Hadi bakalım. Hadi vurun hadi ya. Vur, vur, hadi, vur, hadi, vur, hadi, hadi. Ne oluyor? Basıldı, valla basıldı. Yine basıldı. Nizam ne yapacaksın? Sağ lan. Ne yapacaksın lan? Ne bileyim ya. Uyuyun mu? Nizam diye, Nizam ne yapayım? Ay denizin batsın senin ya. Lan cansız manken o. Polis ne yapsın? Almaz ki cansız mankeni. Cengiz abi, polis ne yapsın ya cansız mankeni? Abi çok iyi fikir. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel bak. Tamam, kimse çaktırmasın. Biz bu kadar mesafe koruyucu ne ara aldık be? Bak abi, gördün mü? Bok, inandım. Dansöz çağırdık sizin için, onlar geldi. Dansöz mü? Dansöz gelmiş ya. Allah! Gülcan'ın sesini duyuyorum, biliyor musun Cengiz abi? Erdal! Karıcığım. Damat. Kaynana. Yenge. Cengiz abi. Sertaç. Mebrube. Mebrube ne lan? Ananın be senin, it oğlu it. Ben bir izin alabilir miyim? İzin alabilir miyim ne ya? Aa, ne yapıyorsun ama ya? Allah Allah.
Dansözler karımla kaynanam çıktı. Anladım Erdal. Kusura bakma, ben az önce yengeye yapıştırdım. Cengiz abi. Yok lan. Ne yapıyorsun sen? Kaynanam dururken orada. Ne bileyim, ona denk geldi. Oraya bastın. Annem o benim. Erdal, senin ne işin var burada? Asıl sizin ne işiniz var burada? Size verdim paralar, siz gazinolarda mı yiyorsunuz? Çok yazıklar olsun abla, sana hiç yakıştıramadım. Bana yakıştırır mı bunu? Ya, ama niye? Allah Allah, Mebrude. Oğlum vuruldu, dur vuruldu. Vuruldu. İyiyim, beni bırakın. İzin ver. Beni bırakın, devam edin. Sizin ne işiniz var burada ya? Ya ben bu Sertaş'ı takip ettim. Buraya geldi, ben de bastım işte. Niye bu şekilde insan takip ediyorsunuz siz? He, konsept olarak o. He. Ya buraya başka türlü giremezdik, nasıl girecektik? Doğru. Gülcan güzelmiş ama kostümde. Gerçekten oğlum, iğrenç bir insansın. Ya tamam ya, geçin şöyle ya. Geç hani şöyle, abi, geç şöyle Allah aşkına. Geç şöyle, bir sakinleşin ya. Koy da uzuna. Erdal, kim bu hanımefendi? Deniz ya. Deniz kim Erdal? He, o şey, cansız manken o, cansız manken. Kız sonuçta manken. Bir ona bak, bir sana bak. Yandan nasıl duruyorsun? Ya yenge, öyle düşünme. Sen en azından nefes alıyorsun ya. Pardon lan, kanka. Cengiz abi. Yok yok, o anlamda değil. Hemen şunlardan birer yudum içelim lütfen ya. Vallahi iyi gelecek. Hiçbir de... Vallahi şeysiz onlar zaten. Ooo! Cengiz abi, masayı donatmışız. Ooo, bu ne lan? Anne. Oğlum. Ne oluyor lan? Allah. Oğlum ben buna hasta oldum lan. Ne oluyor oğlum? Oğlum aşık oluyorum ben Sertaç. Bu ne? Sertaç. Oğlum. Dur. Bir kere Allah belanı vermesin. Annem lan o benim. Lan az kalsın cici baban oluyordu. Oğlum. Evden gitsin de ne olursa olsun. Evden ya, gitsin bu. Dizem öpeyim dizem. Hanımefendi. Bu ne tatlılık? Lan karım o benim, şeref. Oğlum tamam, yenge sen şöyle gel. Geç lan. Abi bu akrabanız değil, değil mi? Ben buna uyanmıyorum ha. Cansız manken lan bu. Manken bu. Tamam abi, trip atmaz, bir şey yapmaz. Kızım indirsene ilk günden. Bak elleri indir ha. Tamam ya. Kes, iğrenç adam. Sertaç, cevap ver. Ne işiniz var burada sizin? Ben eniştemi takip ettim. He? Evet. Eniştemin ne kadar iğrenç bir insan olduğunu hepimiz bilmiyor muyuz? Ben biliyorum. Bak, biliyor. Ben evde düşündüm. Dedim ki bu eniştem acaba ablamı aldatıyor olabilir mi? Ondan sonra dünün gazetesinden iki tane delik bunun peşlerine takıldım. Tam bunlar buradan bir içeri girdi. Kepengi aradan sıyrıttım. İçeri bir daldım. Bastım bunları. Ben sana bununla evlenme dedim. Anne ya, Erdal ne diyor bu? Ne diyor bu? Yalan söylüyor çünkü yalan. Erdal burayı işletiyor. Doğru mu Erdal? Doğru mu Cengiz abi? Evet oğlum. Burayı işletiyor. Sana da söyleyemedi. Utandı bu yasak dönemde yaptı. Ah. Oğlum söylesene, anlatsana ya. Doğru Gülcan. Dört tane boğaza bakmak kolay mı sanıyor? Sen, ben, kaynana. Hadi orada. Sertaç. Bak isimlerini söylerken bile bir şey yiyorlar. Kolay mı bu dönemde be? Pandemi döneminde geldim ben, bu zorluklarda burayı açtım. Sizin için. Sana da söyleyemedim. Özür dilerim Gülcan. Seni boğazını... Dur oğlum, tamam dur lan. Allah Allah. Hey, hemen şey yapıyorsun oğlum. Git sen de anana. Geç ananın yanına git. Ya Erdal. Oğlum. Yine gidiyor, giden vuruyor ya. Özür dilerim Erdal ya. Gerçekten öyle mi oldu? Bak ya, inandım ha. Tamam. Tamam anneciğim, bir durar mısınız? Siz Cengiz Bey, neden buradasınız o zaman? Assolisto. He? Evet. Amanın eller kaynasın, amanın eller oynasın. Eller oynasın, eller diller oynasın. Diller hop, eller kaynasın. Eller diller, o eller havaya hep beraber. Eller polis, diller. Polis, eller havaya. Ben de onu diyorum, eller havaya. Çaktırmayın. Eller kaynasın. Eller havaya diyorum eller, kardeşim. Eller havaya diyor komiserim. Diller oynasın, diller. Hayır, neşin lan çamatayı? Kes! Vallahi tutuklarıma! Komiserim, biz burada kesinlikle ve kesinlikle eğlenmiyorduk. Abla, bu senin günlük kıyafetin olabilir mi ya? Arkadaşlar, indirsenize ellerinizi. Ellerin geri. Tutuklayacağım ama bak. Ya! Aşkım, indirsene şu elini! Tutuklayacak diyor ya!
Ne oluyor burada? Bu rezalet ne ya? Efendim şöyle oldu, biz eşime hiç ziyaretine geldik bu şekilde. Doğru mu söylüyor beyefendi? Hanımefendi eşiniz mi? Evet komiserim, doğru. Ne abi? Peki bu hanımefendi kim ola? Onu tanımıyorum, alabilirsiniz komiserim. Oğlum ne öyle ya? Allah Allah. Enişte annemi götürüyorlar. Lan dur yiğit. Böyle narin bir hanımefendiye böyle kaba kuvvet uygulanır mı ya? Aa, çok kibarsınız beyefendiciğim. Ya estağfurullah hanımefendiciğim, o sizin narin bakışlarınızdan ötürü. Gerçekten mi? Evet, isterseniz karakolda size bir çay ikram edebilirim. Bana uyar, okey. Sertaç! Ananı asıl şimdi götürüyorlar onu. Allah Allah! Konuşun! Ya komiserim! Hani gelir misin şuraya? Tamam. Arkadaşlarımın içinde rezil ediyorsun beni. Komiserim, komiserim. Tamam. Hanımefendi benim annem. O yüzden geldi zaten. Peki burayı kim işletiyor? Burayı da benim eşim işletiyor efendim. Öyle mi? Tabii. Tamam. O zaman size pandemi döneminde yasaklara uymayıp mekanı açtığınız için 45 bin lira ceza keseceğiz. 45 bin çok. Allah belamızı versin, biz işletmiyoruz burayı. Yemin ederim biz var ya, buraya dedik ki gidek barda pavyonda parayı ezek dedik. Bunun karısının da bastı haberi olmadığı için biz kendimiz o yüzden şey yaptık. Burayı biz işletmiyoruz. Bize yazmayın bunu. Cengiz abi, evliliğim söz konusu ya. Oğlum ben sana yeni karı bulurum. 45 bin çok, 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 çok. Çok para ya. Yenisini bulacaksan tamam. Mikrofon açık, salak damat. Allah belanı versin, eko yapıyormuş. Eda'cığım yazıklar olsun sana. Sen bizim elimizin rızkını burada barda pavyonda mı yiyorsun? Hayır canım, öyle bir şey yapmadı, öyle yapmadı. Yok, yok, öyle yapmam. Yapmamıştır ya. Ne anlatıyorsunuz ya? Siz değilseniz buranın sahibi kim arkadaşım? Bilirsiniz komiserim, hoş geldiniz. Bir küçük masa yapalım mı size? Cengiz ve Erdal Beyler de bu akşam misafirimiz komiserim. Aha. Hı. Tamam o zaman. Pandemi döneminde mekanı açtığınız için dükkanı mühürlüyorum. Size de 45 bin lira ceza keseceğim. Ney? 45 bin mi? Hı. Canımı mı alacağım be? 45 bin lira. Ya akşamlar kolay gelsin hepinize. Oğlum. Yeni. Lan! Çekil! Ben de geliyorum! Yapma! Dur! Gelme! Lan! Dur lan! Bana yazın komiserim. Gayreti iyiydi. Yürü, yürü. Tak şuna kelepçeyi tak. Yürü, yürü. Amirim, kelepçeyi benim mideme taksak olur mu? Ben senin bir yerine takacağım. Yürü, çık! Allah. Evet, arkadaşlar size gelecek olursak da pandemi döneminde yasakları çiğnediğiniz için hepinize 3000 lira ceza yazacağım. 3000 çok ya, 3000 valla 3000 çok, 3000 çok, 3000 çok. Lan sen ne yapıyorsun ya? Ne bileyim, ben bas solist olmak istemiştim. Hanımefendi, siz önden buyurmaz mısınız karakolumuza? Aa, çok kibarsınız beyefendiciğim. Aferin, zıkkın damat. Bu çayı bir konuşalım. Çay size feda olsun, demlik bekle, demlik inşallah. Karakolda bekle. Evet. Hayırlı günler. Ya daha hadi. İğrenç çok az şey gördüm. Evet. Aşkım gel gidelim ya. Ya 3-6 bin nasıl vereceğiz hayatım ya? Çok, sende para var mı? Ona da yazıldığını sanıyorum abi. Hadi abi, hadi Erdal, abi. Ben seni boşayacağım. Seni boşayacağım. Sana da yazıklar olsun Cengiz abi. Ya, ya Cengiz abi bak, yemin ediyorum. Ya bu adam neyse de sen buraya nasıl alıştın ya? Sen beni pavyona alıştıran senin yavşak enişteyim ama öyle ya. Diyenler, zil diyenler, helal olsun Cenan, Emre, Arif, zili çalınca arkadaşlar, skecin yazarları, bravo vallahi. Ya her yeri çok güzeldi de senin atlamaya çalışman hacı. En azından denedim. Denedin. Denedin. Bir ara da inandık da biliyor musun? Çok az. Şuralarda falan inandık, orada dedik olmaz. Ama bir inandık ama yani bir formül bulalım Cenan. Yani bir skeçte bu hayalimiz gerçekleşebilir mi? Yani çok zor. Acıyı oradan oraya boyutta atlatabilir miyiz? Yapabilir abi mi? Şurayı komple indirirsek acının üstünde. 15 dakika uğraşırız abi, ben sana söyleyeyim. Sahnede rezil olur. Bence bir fikirdir. Mesela ben bir skeci komple buna ayırabilirim ya. İzleyin. Öyle girer skeci.
Ya hakikaten bu pavyon meselesi, haberlerde her gün kokoreçin arkası pavyon. Ankara'da depoyu pavyon yapmışlar, bilmem nereyi pavyon. Yani bir pavyona gitmek isteyen çok ciddi bir kitle var şu an ülkemizde. Onlar gerçekten pandeminin bitmesini bekliyor. O yüzden aşırı güncel bir konuydu. Tebrik ediyoruz. Her yeri şahaneydi gerçekten de. Ay, en güzel şaka hangisiydi? İzin isteyip terlik fırlatmış. İzin isteyip... O nasıl terlikti ya? Yeşim, o neydi? Çok iyi değil miydi gerçekten? Müthiş. Bir de ben provada izledim. Seni bu kadar dövmüyorlardı Emre. Ne oldu oyunda? Abi, belli ki birikmişleri var yani. Bu anı beklemiş hepsi. Bir ekstra şey yedin gerçekten. Bir dayak yedin gerçekten. Çok güzeldi. Başka, tabii ki saçlar. Hacı, hayırlı olsun. Bence böyle devam etmelisin. Böyle yani. Takılıyorum ben. Evet, bir de Ali'nin tipi de şahaneydi abi. Tamam. Çok iyi bir yancıydın. Değil mi? Çok güzeldi. Herkes ayrı ayrı abi. Çok güzel. Altyapının yaptığı şahane şovu izledik. Çok güzeldi. Çok güzel hareketler. Çok daha eğlenerek devam ediyor. Alkışlar altyapıya geliyor. Buyurun. Merhabalar. Güvensiz misiniz? İsimli bir skeç gelecek. Atakan Batuhan Cemile yazdı. Peki sen güvensiz biri misindir? İnsanlara güvenir misin? Ya da sen özgüvenli biri misindir? Ben insanlara güvenirim de kendime güvenmiyorum. Benim şey var ya, güvensizliğimi çok yoğun hissettiğim dönem şeydi. Ben turizm otelcilikte hazırlık okudum. İlk sene. Cevizli Bağ'da bir tane turizm otelcilik okulu var. O yılda, benim oraya başladığım yılda ilk defa hazırlıkta kalma geldi. Normalde hazırlıkta kalırsan yine de geçiriyorlarmış o yıllarda. Kuvayi Milliye zamanları böyle bayağı eski yani. Ben bayağı kötüydüm İngilizce'de. Ben hala kötüyüm. Ama inanılmaz kötüydüm. Zaten sorun yaşıyordum bütün dersler İngilizce. İkinci dönemde şey oldu. Hocalar kanun getirdi. Okulda dedi herkes İngilizce konuşacak. Kantin de dahil. Koridorlar, tuvaletler, yani Türkçe gören, konuşan olursa ceza alıyordu. Ben okulun ikinci yarısı hiçbir şey konuşmadım İngilizce. Gizli gizli Türkçe konuşuyor mu diyoruz köşelerde falan? Yasaktı, kimse konuşmuyordu benimle. Gel biraz falan diyordum. No no diyordu, gidiyordu. Bir dakika, burada bir kedi var ya Cihan. Aşağıda çıkmıyor. Bunun altında şu ötüyor. Bunu mu ötüyor mu? Yani miyavlıyor. Bunu garipsemeyelim mi? Kedi çok miyavlıyor. Yok yok, bir şey yok. Bir şey yok, sıkıntı yok. Onu aramayalım şimdi. Bir saat geçer. Biz onu çıkartmaya çalıştık burada geçen. Hayır, hafta. Şey ama miyav, skeci böler. Bölmez, bölmez. Skeç başladı da susuyor. Ben şey diyeyim o zaman, güvensiz misiniz? Atakan Batuhan Cemile yazdı diyeceğim. Siz de iyi seyirler, iyi eğlenceler diyeceksiniz. Olur mu? Olur mu? Tamam. Güvensiz misiniz geliyor. Atakan Batuhan Cemile yazdı. Bravo. Merhaba. Hoş geldiniz. Cemile Hanım değil mi? Evet. Benim. Ne belli? Beyefendi, gerçekten Cemile'yim. Yemine. Yemin ederim. Ederim dedin ama bak etmedin. Yemine. Beyefendi, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ya ben özgüven, güvensizlik var. Kimseye güvenemiyorum da kusura bakmayın yani. Ha güven. Normal bu devirde kimse kimseye güvenmiyor. Ha yani herkeste var. Bu çözülebilecek bir şey değil. Ben gideyim o zaman. Ay hayır, öyle demek istemedim canım. Safa Bey'di değil mi? Evet. O kadar randevu almışsınız. Buyurun oturun. Bana güvenebilirsiniz. Buyurun yani, buyurun. Çok güvenmiyorum ama yine de şey yapayım. Ha lütfen. Hey! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz Safa Bey? Dinleme cihazım var aşağıda, ne var? Yok, sahne altında kedi var. Onun dışında sıkıntı yok. Başka bir şey yok. Rahat olun. Rahat olun. Ya kusura bakmayın ya. Ben geçte kaldım biraz. Olsun. Kusura bakmak benim işim. Pardon. Sizin işiniz neydi? Ben güvenlik görevlisiyim. Bir gece kulübünde bodyguardlık yapıyorum. Ama tabii battı orası. Aa, pandemiden dolayı mı? Yok, ben içeri kimseyi almıyorum. Güvensizlik tabii. Ondan dolayı. Peki en son ne zaman bir güvensizlik yaşadınız? He bugün bak, bugün güvensizlik yaşadım. Ne oldu? Şimdi buraya gelmek için otobüs çevirdim, böyle yaptım. Evet. Otobüs geldi böyle
pıssıya açıldı. The tamam. Pıs, evet, the pıs. Dedim Nişantaşı'ndan geçiyorum dedim. Geçer dedi adam. E tamam. Bilmedim. Niye? Ya geçmiyorsa? Doğru yapmışsınız. Burası Kadıköy zaten. Nişantaşı'nda izniniz olmaz. Yani. E peki sizi buraya getiren nedir? Taksi. Beyefendi onu mu diyorum ya? Psikoloğa gelme sebebiniz yani bana. Ha. Ne oldu da yani? Hadi gideyim dediniz. Ne oldu? Geçenlerde bir yarışma programına katıldım. Ben. Evet. O bardağı taşıran son damla oldu. Ne oldu orada? Her şeyi kaybettim. Nasıl yani? Şöyle. Kim milyoner olmak istemez ki yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Sıradaki yarışmacımız Safa Sarı. Hoş bulduk. Kimle geldiniz? Tek geldim ben çünkü kimseye güvenmiyorum. Bu devirde babana bile güvenmeyeceksin. Anladım. Tabii. Hazırsanız ilk sorumuz gelsin. Lütfen. Aşağıdakilerden hangisi beynin bir bölgesine verilen addır? A. Omurilik sarımsağı. B. Omurilik turbu. C. Omurilik soğanı. D. Omurilik brokolisi. Çok kolay bir soruyla başladık. Ben de bir rahatladım şu an. 500 liranızı aldım. Şu an cebimde. Para şu an cebimde benim. Kusura bakmayın. Ben omurilik sarımsağı demek istiyorum. İsterseniz seyirciye sorma jokerinizi kullanabilirsiniz Safa Bey. Ha. Şimdi öyle deyince de ben kıllandım ya. Soralım o zaman, seyirciye soralım. Evet, soralım. Seyirciye soruyoruz. Efendim siz soru cevabını alabilir miyiz, sorunun cevabını? Omurilik brokolisi. Var mı başka cevap vermek isteyen? Buyurun. Omurilik brokolisi. Evet, var mı başka? Teşekkürler. Seyircilerimiz %94 omurilik soğanı dedi. Brokoli dedi ama neyse. Oğlum senin burnun bayağı benziyor lan. Bana bak, gülmeyin, çok zor duruyorum. Hadi ona. Evet, ben seyirciye zerre güvenmedim. Omurilik sarımsağı diyorum ben yine. İsterseniz telefon joker hakkınız da var. He. Tamam, arayalım o zaman. Kim arıyoruz? Fikri Fakir arıyoruz. Evet. Bakalım ne cevap verecek? Kendisi doktor mu? Yok, aşçı. Evet. Sarımsak, brokoli falan bilir yani. Evet. Fikri Fakir Bey, yanımızda Safa Sarı var. Size bir soru soracak. Süreniz 20 saniye, buyurun. Fikri! Ne oluyor? Şıkları tekrar söyler misin? Ya bu da benden heyecanlı. Bak görüyor musun? Şıklar istiyor. Dur soruyu soracağım. Hangisi beyinde bir bölgeye verilen addır? Omurilik soğanı, sarımsağı, turbu, brokolisi. Omurilik soğanı eminim. Son karar. He. Tamam, sağ ol. Omurilik sarımsağı. Ben kendisine çünkü zerre güvenmem. Ama kendisinden çok emin söyle. Şşt. Tek bir şey daha söyle. Neden biliyor musun? Çünkü güvenmem. Güvenmem. Omurilik sarımsağı son kararı. Son kararınız. Bakalım doğru cevap mı? Hemen diğer soruya geçelim. Yanlış cevap. Nasıl ya? Ya nasıl olabilir böyle bir şey ya? Şu an evlatlık olduğumu öğrensem ben bu kadar şaşırmam ya. Ne demek sarımsak soğanı ya? Doğru cevap soğanı olacaktı. İyi ki geldiniz. Şöyle size çekinizi takdim edeyim. Kazandın mı? Yok, karşılıksız çek. İyi ben o zaman önemli olan zaten kazanmaktı. Kazanamadım. Ben çekeyim o zaman, gideyim ben. Buyursunlar. Teşekkürler. Sıradaki yarışmacımız Fikri Fakir. Thank you.
Demek sarımsak dediniz öyle mi? Ya ben biliyordum ya. Ben biliyordum. Soğan olduğunu biliyordum da işte. Yani şey yapma. Neden söylemediniz o zaman? Ben kendime de güvendim. Ben var ya az anasının gözü değilim ha. Var ya ben ana. Anasının gözü değilim ben. Ha. Allah Allah. Tamam şey yapalım. Safa Bey. Hiç kız arkadaşınız oldu mu ha? Run oraya. Ya hangi birini anlatırsın? Allah Allah ya. Allah Allah mı? Sıralamadın. Ne yapıyorsun Safa Bey? Bir tane oldu. Ha şöyle adam gibi söyleyeyim bir tane oldu. Bir tane oldu. O da zaten çok uzun sürmedi ya. Ne oldu? Niye ayrıldınız? Beni aldatıyordu. Aa! Evet. Nasıl? Şöyle. Beyefendi sipariş verecek misiniz? Kız arkadaşımı bekliyorum. Yalnız son 5 dakikanız. Malum pandemiden ötürü artık 45 dakika oturabiliyorsunuz. Sonra ne oluyor? Sonra mı ne oluyor? He. Bu sandalyelerin fırlatma özelliği var. Burada tuşuna basıyorum, seni tavandan yukarı fırlatıyor, paraşütle süzülerek iniyorsun aşağı. Ama öyle bir şey olmaz ki, benim kafam tavana çarpar ya. Yani ona inandı. Sisteme mi inanmadın? Ya hadi kardeşim git ya. Allah Allah. Hayret bir şey ya. Bir şey ye ya. Şefin tavası var mı? He var. Her gün bizi onunla dövüyor. Ne oldu? Ya oğlum hadi bir git ya. Aha geldi Ayse. Git başım. Hanımefendi hoş geldiniz. Süreniz başladı. Ne alırsınız? Ya şey ben erkek arkadaşımı bekliyordum da. Siz de mi? Beyefendi de kız arkadaşını bekliyor. İsterseniz sizin aranızı yapayım. Aa, gerçekten mi ya? Olur, ben de benimkinden çok sıkılmıştım. Vay be! Helal olsun lan sana. Sana var ya helal olsun. Demek sıkıldın ha? Sıkıldın. Sana var ya şapka çıkarıyorum sana, şapka. Safa sen iyi misin ya? Kendini şununla mı sakladın? Yani şu seni saklayabilir mi? Bari bir gazete falan açsaydın. Ya sen beni bıkmadın mı takip etmekten? Kızım, ben bu numaraları yemem, yemem. Yiyin artık, yiyin artık ya. Bak kız arkadaşın da geldi. Hadi bak, kovulacağım ya. Ne yapayım, yürü git. Ya nasıl ya? Ya sen bana güvenmiyor musun Safa? Deneyelim. Transform. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Niye tutmuyorsun beni? Sana güvenemeyeceğimi zaten biliyordum ben. Sana güvenemeyeceğimi biliyordum. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. O kadın sen değilsin işte. Gördün mü? Ya arkan bana dönük yapman gerekiyordu çünkü. Ha, senin telefonun ters durduğu gibi mi? Ne ala? Sorun bu mu yani? Problem bu mu? Al, al. Ne bakacağım ben? Bakma. Babam yazıyor. Babam diye mi kaydettin lan adamı anlamayayım diye? Arayıp konuşur musun Safa? Arıyorum zaten şu an. Çalıyor. Dur. Heh. Alo. Alo yavrum. Yavrum diyor. Yavrusuyum çünkü. Bebeğim sesi gelmiyor. Bebeğim diyor. Babam bana hep öyle der. Lan sen kimsin? Senin ciğerini sokacağım ciğerini. Asıl sen kimsin lan? Kızımın telefonu bu. Aysel orada mısın? Babam. Epilasyon düşünüyor muyuz? Ne diyor be Aysel? Ne diyor bu? Düşünüyor mu bu arada? Tek bacak ne kadar? Ay baba ya. Ver şunu ya. Babacığım ben seni sonra arayacağım. Ne yapıyorsun Safa? Sen iyi misin ya? Ya çok affedersin. Ben bu aralar hiç iyi değilim ya. Kusura bakma valla. Tamam, anladım ben oğlum. Neyse ben bir tuvalete gidiyorum. Konuşacağız bunu dönünce. Tamam sen. Aa, 5 lira düşmüş. Ya sen nasıl insansın ya? Ya sen ne oldu kızım sana? Senin bunlara ihtiyacın mı var ya? Desene bana, param yok de. Ben sana verip al lan 10 lira lan sana. Al 10 lira lan, kullan. Al yazıklar olsun ya be. Ya Safa sen bir kendine gel ya. Ya ayıp ya senin bu yaptığın. Gidiyorum ben eve be. Eve gitmediğini bilmiyor muyum ben seni? Nereye gidiyorsun? O 5 lira al bu 5'i. Safa Bey, aldatma bu hikayenin neresinde canım ha? Ya Cemile Hanım, ben yer miyim bunları ya? Yiyin artık ya! Lan oğlum bir yürü git! Ya nerede yanlış yapıyorum ben ya? Yok Safa Bey, bu böyle olmayacak yani. Bunun altında başka bir şey var. Şöyle yapalım, biraz daha geçmişe gidelim. Yani çocukluğunuza gidelim. Çocukken nasıldınız? Sarışındım.
Safa Bey, çocukken herkes sarışındı canım, onu mu diyorum? Yani bir yaşadığınız bir travma var mı? Onu söylüyorum. Ah, ufacıktım biliyor musunuz? Siz. Şimdi bak, bak. Küçüktüm. Evet. Çok ufak değildim, tamam, kabul ediyorum. Evet. Hatırlıyorum ya o dönemleri. Ne oldu? Ah lan, bak şimdi ne oldu? Hadi bakayım. Anne, topum nerede benim? Baba, ne yapıyorsunuz ya? Yazıklar olsun. Oğlum, dur, yanlış anladın. Annem, ağlama annem. Ne yapıyordunuz ya? Gözlerime mi inanıp söylediklerinizi mi? Ne yapıyordunuz orada? Ulan çocuk ne gördüyse inanamıyor ya. Ya sus be! Ne yapıyordunuz? Söylesenize, ne yapıyordunuz? Söyle. Oğlum, bizim sana artık bazı şeyleri söyleme vaktimiz geldi. Seni leylekler getirmedi. Nasıl ya? Benim annem bir leylek değil mi? Yok oğlum, senin annen kısrak. seni biz yaptık. Kim bilir, daha ne yalanlarınıza inandım. Neler söylediniz bana, kim bilir? İğneci teyze yalan. Yaramazlık yapma diye biz onu uydurduk. Evet, kahve de içebilirsin, kararmazsın. Peki ya sakız? Sakız yutulabilir bir şey mi? Yutulabilir, kıçına yapışmaz. Yazıklar olsun. Size güvenemeyeceğimi biliyordum. Yazıklar olsun. Benim hayatım koca bir yalandan ibaretmiş. Bu yaşıma kadar hep yalanlarla büyütmüşsünüz beni. Lan 6,5 yaşındasın sen oğlum, Allah Allah. Daha bezi dün bıraktın lan. Bu sakallar ne o zaman peki? Ha? Yaşımla mı yalandı? Seni nüfusa birazcık geç kaydettik, 16 yaşındasın. Ergenim yani ben. Ergen! Oğlum her şeyi senin iyiliğin için yaptık annem. Oğlum yıkacaksın evi ya, Allah Allah. Bir oraya vuruyor, bir buraya vuruyor. Peki. Size tek bir soru soracağım. Sorun. Bana ne olur doğru cevap verin. Tabanda ne kadar pirinç tanesi bırakırsan o kadar çocuğun olur demiştin. O da mı yalandı? Yiyemezsen büyüyemezsin diye. Öküz gibi oldum ben. Siz yüzünüzden öküz gibi oldum. Enine büyüdüm ben. Yazıklar olsun be. Ben gidiyorum. Bir şey dur. Enine büyümüş, biraz da beynine büyüse. Oğlum, gitme bak, dışarıda köpekler havlar, şimdi seni kovalarlar. Sizin yalanlarınıza karnım tok artık benim. Genelde toksun zaten hep. Yediler oğlum, yediler. Hep yalan da söylemiyorum tabii ki. Ya. İşte böyle. Bayağı siz yıllarca diyet yapmış falan olmadınız. Evet, bu kıvama gelebilmek için 37 sene ben diyet yaptım biliyor musun? Çok değişmemiş ama boşver. Safa Bey, bunlara ben de inandım. Bana da söylediler aynalarını. Size de mi söylediler ya bu yalanları? Evet, tabii. Ya bunları duyan tek çocuk siz değilsiniz. Hatta size bir sır vereyim mi? Evet. Ben 10 yaşına kadar köpek balığı havlıyor sanıyordum. Havlamıyor mu? Hayır, hayır, havlamıyor. Bir de şey var mesela, komşunun zillerine basıp basıp kaçıyordum. Aa, ben de bakkaldan çikolata çalıyordum çocukken. Aa, Safa Bey yaptınız. Sır verdiniz, bana güvendiniz. Yaptım. Evet. Güvendim size. Başardınız Safa Başardım. Bey. Evet. Çok helal iyi, olsun. Çok güzel, çok iyi. Rahatladım şu an, çok rahatladım. Evet, unutmayın Safa Bey. Çok güvenirseniz aldanırsınız, evet ama... kime güveneceğinizi bilmiyorsanız da kendinizden başlayın. Kendinize güvenirseniz bütün zorlukların üstesinden gelirsiniz. Ya doktor hanım, çok teşekkür ederim ya. Çok rahatladım ya. Bir sır daha vereyim ben size. Ver be. Ben kaçak elektrik kullanıyorum. Bir de annemin kılığına giriyorum her ay. Gidiyorum ona emekli maaşını çekiyorum. Bak bu bomba. Ben babamın üstüne kredi çektim. Edemedim, adam şu an hapiste. Siz güvensiz değil, şerefsiz misiniz? Ne bir şey? Harikasınız Safa Bey. Güvenin artık be. Çok teşekkür ederim Güven ya. Güven artık.
Ben gidiyorum, ben gireyim ben. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Ben küçükken sinema izliyordum, böyle izince görüyordum hepsini. Aa, tamam. Böyle şeyler tamam, var. Tamam, haftaya görüşürüz. Tekrar geleceğim ben haftaya. Tamam, gel, bekliyorum. Alo. Ay, yeni bir hikaye buldum. Bunun dizisini yapabiliriz ha. Vallahi adam güvenmiyor böyle hiçbir şeye. Salak kız. Kız köpek ola halbuki sanıyorum. Size güvendim. Safa Bey, ben de size güvendim. Size güvendim. Safa Bey, dikkat edin. Yıkıl karşımda. Safa Bey. Sakın arama beni. Ben bir canım daha gelmek yok. Ben de seni izliyorum. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Evet, Zil daha fazla alkış aldı. Safacığım, buyur. Hayır. Yoğun çabalar, terlemeler, etmeler. Bravo. Tebrik ediyorum. Gerçekten. Evet, en güzel şaka hangisiydi? Söylemek isteyen var mı? Epilasyon. Evet, telefonla bağlanıp epilasyon ciddi düşünmesi çok saçmaydı gerçekten Metin'in. Süper. Evet, yazarları alkışlıyoruz. Atakan, Batuhan ve Cemile. Skecin yazarları. Çok güzel hareketler devam ediyor akşamınızda. Sıradaki skecimiz Pıh Coin isimli bir skeç. Metin Pıhlıs yazdı. Var mı böyle kripto parayla alakası olan? Yok mu? Burada alan var mı? Ben bunu çok merak ediyorum gerçekten ya. Ben abiyle ilgileniyorum hemen. Merhaba. Merhaba. Kripto parada paranız var. Yani biraz. Biraz dediğin ne kadar var? Şu bu var mı? Çıkayım mı? İneyim mi? Euro bazında bir 10.000 euro var. He, hepsini yatırdın sen. Ya biraz dağıttım diyelim. Ya yüzer yüzer atan var abi. Öyle yüz mi? Lira, yüz lira, yüz lira atıyorlar böyle. Ne çıkarsa inerse. Ya ben şöyle bir şey... Şöyle bir şey oldu. Beni de soktular bu işe, girdim. O Bitcoin'lerden 150 liralık aldım. 100 lira, 100 lira aldım. Hangisi ne kadar artarsa net görüyorum böylece. 100 lira bakıyorum, 102 olmuş, 2 artmış falan. Hani yüzde kaç arttığını hiç bilmediğim için bu işleri. Bence mantıklı bir yatırım o. Tabii. Şu an mesela 100 lira aldım, 65 oldu bugün. Biz niye buna girdik abi? Neden girdiğimizi söyleyeyim mi? Evet. Göstereyim hatta, bak burada. Ben sordum. Çok iyi pazarladın ama ya. Evet, skecini bile yaptı ya. İşte çok güzel. Pıh koyun da çok iyi, biliyor musun? Zararı karşılıyor musun Metin? Benim yavrumun rızkını falan öder misin? Öderim. Bugün gerçekten Eser abi... Gerçekten çöküşteyiz ya. Onun resmini gönderdin ya, çok güldüm. Ya ama bir şey söyleyeceğim. Ben 100 liralık zarardayım. Sen 10 bin euro mu yatırdın? Yok, benim yatırdığım 1000 euroydu zamanında. 10 bin euro oldu. Oo, sen bayağı eski. Biz de kazanacağız abi. Bir aile göreceğiz şimdi. Bu aileyle ilgili bu... Para meseleleri var. Paralarını bir yerlere yatırıyorlar. Bu yatırdıkları paralar bakalım neler kripto oluyor. Kripto para mı? Kripto para. Ha, o olur ya onu. Yani kripto para şu an çok güncel bir konu hatta. Bizim de ilk defa deneyimlediğimiz bir konu bu. Bakalım nasıl işlemişiz. Bakalım Metin Pıhlıs nasıl yazmış. Pıh Coin geliyor. İyi seyirler. Ekonomi haberleriyle herkese merhaba. Artık hiçbir şeye zam gelmeyecek. Nasıl lan? Oley be! Oley, yırttık. Tam gelin ortadayız. Olur mu öyle şey ya? Gelecek, gelecek. Aha geldi bile. Artık zamlar telefonunuza özel SMS ile gelecek. Herkesin zammı kendine olacak. SMS ücreti de size yansıyacak. Bu nasıl haber lan? Dalga mı geçiyor bu bizimle? Evet. Nasıl ya? Kripto paralar aldı başını gidiyor. Dünyada 4. Avrupa'da 1.'yiz. Artık neredeyse herkesin bir kripto parası var. Bizim yok. Var mı? Ya bizim ne işimiz olur öyle şeylerle? Bana ne canım kripto? 5 yıl önce 100 liralık bir pıh koyun almış olsaydınız şu anda inanılmaz zengindiniz. Ama senin hiç öyle şeylerle işin olmuyor. Biz 5 yıl önce araba almış olsaydık da şu an inanılmaz zengindik zaten. Vallahi mi? Aynı şey. Keşke alsaydık dediğinizi duyar gibiyim. Yine de alabilirsiniz.
Kim bilir, belki de sizin 100 liranız inanılmaz paralar olur. Bunu bilse bilse ekonomistler bilir. Ancak elimizdeki ekonomistlerin hepsi kendi YouTube kanalında yorum yaptığı için televizyona çıkmıyorlar. Ekonomi haberleri bitti. İyi günler. Allah Allah. Saçma sapan haberler ya. Üş. Bu oğlan nerede kaldı ya? Senin bu uyuşuk oğlun nerede acaba? Gittiği yerden dönmek bilmiyor ya. Ama sen bu oğlan iş bulamıyor diye çok üstüne gidiyorsun. Benim oğlum da istiyor iş bulmak yani. Ya iş bulmak isteyen adam çıkar dışarıda iş arar. Akşama kadar evde yatmaz. Yatmıyor ki, dışarı gönderdin ya. Ben onu mecazen diyorum ya. Ha. Allah'ını seversen bir toparlan kendine gel kadın tamam. Ya. Çıldırtacaksın beni. Tamam ya. Ha. Oğlum! İş. Nerede kaldın lan sen? Sabahtan beri senin yolunu gözlüyorum ya. Baba ben... Lan ne sen? Seni mi soruyorum? Seni merak ettiğimi sanma sakın. Emekli maaşımı çektin mi? Ver paramı benim. Merak etme baba, para güvende. Güven kim lan? Ama sen mecazı abartıyorsun biliyor musun? Bunu mecaz olarak söylemedim ki. Gerçekten söyledim. Ha. Benim bu çocuğa güvenim sıfır. Ben o güven ismini gerçek bir isim sanıyorum. Nerede lan emekli param? Baba, pıh coin aldım ben. Ne aldın, ne aldın? Pıh coin. Pıhlıs coin. Baba bundan 5 sene önce 100 lira yatırsaydık zengin olmuştuk ya. Ay biz az önce izledik biliyor musun oğlum? Aynı kanalı mı izledik acaba? Ne bileyim ya. Biz 5 sene önce alsaydık zengin olduyduk diyor ne? Evet. Bu ay ne yiyeceğiz acaba biz? Ya ne iyisi baba ya, sen vizyonsuz musun ya? Şimdi 100 lira yatırdık, 5 sene sonra zenginiz işte. Çekil lan bana. Bir de geçmişte karşıma bana çemkiliyorsun. Ulan ben o primlerini ödediğim, emek verdiğim emeklilik paramla sen pıh coin al diye mi verdim ben sana ha? Git çalış kendi paranla o zaman pıh coin'i. Senin pıhına ben. Ya baba saçmalama ya. Pıh coin. Ya kovalama. Akıtacağım diyorum. Zengin oğlum. Olacağız diyorum ya. Oğlum. Kim zengin olmuş? Ya tamam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bir şey lazım mı? Hatice o ne hal? Ay sorma, sabahtan beri bir bed enerji, bir ağırlık var üzerimde, atamadım gitti ya. Muhtemelen nazar. Ha. Ha sen bunları sordun bendeki de. 5 yıl önce pıh coin aldı da benim kocam. O yani bir şey değil, zengin olduk. Ha. He aldım da zengin olduk. Ben de zenginliğimi en büyük hazinemin üzerinde sergilemek isterim. Salarız. Niye kapıcılık yapıyorsun hala o zaman? Yapmıyor ki. Bir şey lazım mı diye soruyor. İşte bir şey lazımsa alalım diye soruyorum abi. Yani zengin olduk ya, fakire fukaraya yardıma çıktık. Biz de aldık pıh coin. Ha. Biz de aldık. Evet. Geç almışsınız ama inşallah siz de zengin olursunuz. Ne? Neyse biz gidelim şimdi, fakire fukaraya böyle yukarıdan yukarıdan bir şeyler atacağım. O da videoyu çekecek. Ha. Hadi, hadi yürüyün gidip tamam. Selamun aleyküm abi. Hayırdır kafa ardına kadar açık böyle? Hoş geldin kardeşim, hoş geldin. Gel. Hoş geldin, hoş geldin. Leyla hoş geldin. Hoş hadi gidelim, gidelim. Burası iyice fakir fukara koptu haydi. Kollarım da koptu yani. Bir postürüm bozuldu. Böyle kaldım valla sabah. Hayır yürü çıkın gidin hadi. Ay aman. Gel. Allah Allah. Gel. Bunlardaki havalar nedir böyle ya? Ya amca pıh coin almışlarmış da, zengin olmuşlarmış da falan filan. Ama biz de aldık. He, pıh coin mi aldınız? Evet. Biz de yeğen coin aldık. Artacak inşallah. Bak. Yeğen coin ne ya? Yenenlere koyun. Eser yenenleri çıkartmış. Kız onun hepsini kendi yemesin. Ne kadar ayıp ya. Adam bunu duysa ayıp olmaz mı ya? Olur. Evet. Adama şişman şakası yapıyorsun. Doğru, evet. Çavuş değil. Biraz toparlanın, kendinize tamam. Gelin ya. Çavuş, çavuş olmayalım. Ama adı böyle yiyenler koyun olsaymış daha iyi olur. Ben de yapıştırıyorum. Ne yapayım ya? Sana yaptı. Buradan böyle böyle ya. Evet, son dakika haberi için televizyonda belirdim. Elon Musk bir tweet attı. Yen coin %1500 arttı, pıh coin 0 oldu. Nasıl lan? Ne yaptı? Aha yen coin arttı dedi, 1500 arttı dedi abi. Zengin olduk ben abi. Burası Allah'ta kalmadı dedi. Gidelim de bozduralım paraları. Bozduralım şeyi satalım. Lan gerizekalı, senin yüzünden biz bu ay ne yiyeceğiz, ne içeceğiz acaba? Hiç paramız kalmadı. Ya baba ne bileyim böyle olacağını ben ya. Abi, abi. Ben sana bakarım bu ay. Ama önümüzdeki ay için söz veremiyorum yani. Ne oluyor lan? Aa, burnuma bir koku geliyor. Alıyor musun sen de? Fakir kokusu geldi burnuma. Ucuz koktu, ucuz. Biz aşkım gökdelenin böyle tepesinde bir ev alalım. Havalarda böyle yükseklerde bir ev. Alalım bebişim. Alalım hayatım. Alalım. Bak bak, havalara bak. Nereden bakayım abi? Şuradan mı bakayım havalara? He? Nereden bak? Ev havadar değil ki. Ev hiç havadar değil. Dar bir ev burası. Tıpkı bir fakir evi gibi. Bak
akbağa zengin gülmesi geldi. Sen de yap. Amca ayıp oluyor ama ha? Nereden amcan oluyorum lan ben senin? Ben senin nereden amcan oluyorum? He? Sen kim? Hangi fakirin oğlusun sen? Gülme! Şöleşik. Şöleşik deme lan çocuğa. Özür dilerim. Aklı sıra mirastan pay alacak. Şuna bak ya. Neyse tamam. Sana da 3-5 bir şeyler atarım tamam. İsteyeyim. Kız Elti'ye sağa da 105 alalım. Kız böyle fakir ailesi gibi dolaşmaz. Abla sus. Abarttınız ha. Koltuğa moltuğa çıkmalar. O ne öyle? Evet, Elon Musk bir tweet daha attı. Yen coin düştü, pıh coin arttı. Biz! Oha! Biz kazandık! Zengin olduk baba! Baba zengin olduk baba! Baba zengin olduk! Vallahi zengin olduk! Zengin olduk lan! Bak nasıl artıyor! Oha! Sat lan, sat hemen paraya çevir, ne olur. Bekle, duralım daha yükselir bu. Durma lan, durma çevir. Nasıl olabilir o ya böyle bir şey? Böyle bir şey nasıl olabilir ya? Sen yerin lenle. Elon Musk'ın ne alakası var? Biz kıyafetler alamayacağız mı? Ay Eltim üzüldü. Eltim üzülme, biz sana üst baş alırız yani. Böyle fakir eltisi gibi dolaşma! Ben de size bizim bodrum kattan bir tane ev alırım. Orası çok havadardır. Ama o zengin gülüşü değil, biliyor musun? O kötü adam gülüşü. Evet, pardon. Para beni bozdu. Ya şakalı bir adam. Evet, Elon Musk bir tweet daha attı. Ne attı? Bir coin düştü, yan coin çıktı. Olmaz ya. Fakirler. Bir tweet daha geliyor, pıh coin artıyor, yan coin düşüyor. Evet, Elon Musk şimdi coinleri yarıştırıyor efendim. Yan coin artıyor, pıh coin düşüyor. Bir tweet daha geliyor, pıh coin sol çaprazdan kazak yapıyor. Yan coin bir fark ediyor, pıh coin arkadan devam ediyor. Pıh coin yan coin'e geçiyor. Çok biz kazandık. Bizim çok paramız var. Var mı lan? Baba ne saçma saçma hareketler yapıyorsun ya. Ne oldu? Baş başa dedi adam ya. Anam yoruldum lan. Batsın parasına lanet olsun, 10.000 eurosu da batsın. Herkes eşit yani abi. Herkes eşit diyor. Bu eşitlik hiç hoşuma gitmedi benim. Bu eşitlik hiç hoşuma gitmedi. İkimiz de zenginiz şu anda. Ne var? Nasıl olacak şimdi? Ya siz zenginlikten ne anlarsınız ya? Siz zengin olsanız zaten hiçbir şey yapamazsınız ki. Ne alakası var? Vizyonsuzsunuz oğlum siz. Kesin vizyonsuz. Terbiyesiz. Doğru düzgün konuş. Benimle doğru konuşsun. Benim karımla. Sen doğru düzgün konuş benim kocamla. Sen ne? Kanunlu konuşuyorsun. Sana ne kadar kardeşim o? Sen yok sen kalma. Amca. Yeni gelin. Durun. Çok önemli bir son dakika gelişmesi oldu. Ne oldu ya? Elon Musk tüm kripto paraları satıp Mars'a yerleştiğini açıkladı. Evet, kripto para borsası tamamen çöktü. Hiçbir kripto paraya ulaşılamıyor. Ne demek lan o? Ne oldu ki? Ne oluyor ya? Ne demek abi ya? Ne demek abi ya? Adam sattı gitti Mars'a işte. Biz de böyle dünyada kaldık ya. Anlatıyor lan bu. Gitti mi bütün paralar? Gitti işte. Gitti. Kaç senedir yaptığım bütün yatırımlar, bütün birikimleri tam 2000 lira. Ulan emekli maaşımın hepsini bastım ya. Lan geri zekalı. Nerede senin emekli maaşın oluyor? Benim emekli maaşım. Tam 1875 lira gitti ya. Ne yapacağım ben onu? Elektrik suyu parası ayırdı mıydın lan bari? Yok. Ne güzel zengin olacaktın. Allah'ım belası adam ya. Bir tweet attı düştü. Bir tweet attı çıktı. Elin maske bak. Resmen elin maskarası olduk. Oy. Yine olan zengin olma hayalleriyle yanıp tutuşan fakir insanlar oldu. Bize diyor lan. Bize diyor. Ya ama sen öyle. Tabii. Allah'ım ya. Sen öyle fare kapanındaki peyniri gidip almak istersen ya. O kapan senin elin. Kapan. Ya. Kısa yoldan zengin olmaya çalışırsan adamın ağzına böyle sıçarlar. Televizyonu aç bakayım ne diyecek şimdi. Zengin olmak artık çok kolay. Bu ne oldu? Safa Tombul'un çiftliğine siz de 1000 lira yatırın.
Milyonlarınız olsun. Hem de uygulamasıyla sucuk, salam, yumurta alın, satın. İnanılmaz para kazanacaksınız. Aa, haydi. Baba uygulama değil. Kenarda köşede bizim bir 1000 liramız var. Gel baba. Gel. Gel. Zengin olun. Beni indirin. Beni indir oğlum. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Zil geldi. Yazan Metin Pıhlıs. Zile koşuyor Metin. Bravo Metin. Gerçekten ne yaptın ettin? Bu skeci oldu. Ya da oyuncular da ne yaptı etti emeğini koydu ortaya. Gerçekten çok güncel bir konu. Yen koyunu da yeni duydum. Provada yoktu. Yeni yazmışsınız. Evet. Teşekkür ederim. Gurur duydum. Kardeşim gerçekten çok güzeldi. Ya hakikaten bu ya o kadar güncel bir konu ki hani konuşması izleyince de gerçekten çok keyifli. Bir de bağlandığı yer de süper olmuş. Yani insanlar şu an bu konuyu yani bu skeci izlerken burada bir yatırım tavsiyesi falan da yoktur. Yani biz öncesinde de konuştuk. Hani burada bir aslında çok konuşulan bir konunun şeyini işliyoruz yani. Coin meselesini kripto paraya anlamaya çalışıyoruz. Yani şahsi düşüncem de hakikaten emek olmadan kazanılan para her türlü ziyan olur diye düşünüyorum ben. Kazandığımız her parada sanki biraz emek olması lazım diye düşünüyorum. Bilmiyorum, katılıyor musunuz? Ama önemli çok güzeldi ya. Ya inşallah buradan öğrenin. Hakikaten paranızı bilmediğiniz şeylere yatırmayın. Sonundaki bence şey de süper olmuş. Tosun. Tosun da çok. Ya onu bir gün, bugün biri tweet atmış. Neydi Tosun Bank mı? Neydi o? Çiftlik Bank. Çiftlik Tosun'un. Bank. Onun filmi yapılsın, eser oynasın diye biri yazmış. Böyle buna layık. Abi Aliye de çok iyi oynamıştı, o oynasın ya. Oradan oraya bağlamış mı? Gerçekten gurur duyuyorum. Metin'den taktikler alıp oynarım. Güzel olur değil mi benden? Çiftlik Bank Tosun. Hiç gurur duymadım, bir alkıştı bu. Çok güzel hareketler devam ediyor alkışlarınızda. Şimdi bu skecimizde kahramanımızın komşusu kapıda kalıyor. Ve kahramanımız ona yardımcı olmaya çalışıyor. Ve başına bir şeyler geliyor. Onu izleyeceksiniz. Çok güzel Türkçe konuştun. Geliyor, gidiyor. Normalde öyle de skeç sunarken öyle oluyorsun değil mi? Normalde o kadar yorular... Yok abi. Yok değil mi? Hatta benim normalim direkt zaten Milas ağzı. Öyle mi? Evet. Gelip duruğu falan mıydın ya? O kadar mı? O kadar değildi de K'ler hep G'ydi. E'ler açıktı. Sen hiç kapıda kaldın mı? Kaldım abi. Ben çok kapıda kalırım da bir tanesi bayağı sinir bozucuydu. Niye kapıda kalıyorsun? Ben üniversite zamanı bir memlekete gitmiştim. Annem de evde yok. Eve gireceğim. İşte yakın çilingire vermiş anahtarı. Ben de aradım, dükkanın önüne gittim. Abi dedim anahtarı alacağım. Ben de dükkanı kapattım dedi. Bekledim gelmedin dedi. Kapattım dükkanı, açamayacağım ben dedi dükkanı. Abi dedim gözünü seveyim yapmaya kapıda kalacağım gel dedim. Gelirim ama ücret alırım dedi. Ya anahtarı da getir, anahtarı getirmem dedi. Gelirim, kapını açarım, parasını alırım. Para vermem dedi, alırım diyor. Ben gel diyorum, gelirim diyor. Onu para vermem diyorum, parayı alırım diyor. Verirsin, vermezsin. Biz kavga ettik, beni azarladı telefonda. Senin yüzünden kavga ettim hanımla, 6:30'a kadar seni bekledim. Kapat anahtarını, sabah gelir alırsın dedi. Ben de gittim arkadaşımda kaldım, sabah gidip aldım. Evet Yasin'cim buyur. Evet şimdi skecimiz geliyor. Skecin adı Sadakatli. Beste Ebru Ozan yazdılar. İyi seyirler. Bu gerçeği daha fazla saklayamam. Kocam beni sizin kızınızla aldatıyor. Onu biliyoruz. Fragmanda gördük. Zübeyde'nin oğlunun babası da sizin kocanız. Hadi canım. Ayrıca benim gerçek kızım İsmail, Zübeyde'nin eltisi Eda Nur, Oktay da benim öz kocam değil. Hadi bakalım. Beni mi deniyorsunuz lan hep beraber? Ben nereden bileyim? Allah Allah. Manyak mısınız siz? Biraz erdemli olun, erdemli. Aha yemek geldi. Merhaba.
Hanımefendi, ben Dilber Dudağı kadın göbeği söylemiştim. Bu hepsini mi göndermiş? Ne yapmış? Yok, hayır. Yanlış anladınız. Ben üst komşunuz Gamze. Ya kapının önüne çöp koyuyordum. Ha? Rüzgardan kapı üstüme kapandı. Ay, çok kötü olmuş ya. Evet, anahtar da içeride kaldı. Kaldım böyle. Çilingir lazım şimdi size. Nasıl yapsak ya? Aycan ablanın dükkan var, boncukçu. Onun yanı çilingir. Gidin böyle. Ama nasıl gideyim beyefendi ben böyle? Telefon falan bir şey yapsaydım. Ay, çok özür dilerim. Benim kafa yerinde değil. Buyurun, benim telefon. Ay, teşekkür ederim. Hı. Ha, burada çilingir. Alo. Anladım. Tamam, tamamdır. Ne diyor? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor diyor. Neyi anladınız hanımefendi? Ne tamam diyorsunuz. Allah Allah. Ya. Mesaj atın adama, numarası zaten kendi görünce gelir. Adresi yazın tam. Tamamdır. Attım. Heh, tamamdır. Ben burada beklesem sorun olur mu? Ne sorun olacak? Bekleyin. Oh! Salak papa. Çok özür dilerim ya. Alayım. Kapıda mı bekleyeyim bu halde? Doğru, bakarlar hep ya. İçeride. Buyurun, buyurun, buyurun. Ay, çok özür dilerim. Papam çok dalgın. Yok. Beyefendi neden dansöz görmüş Bülent Sertaç gibi başka yöne bakıyor? Hanımefendi, olur mu? Ben siz rahatsız olmayın diye. Aa, yok, hayır. Teşekkür ederim. Ya bu öyle şeyler de hep benim başıma gelir. Yani beni bulur ya. Kusura hayır canım, olur mu? Benim de başıma geliyor. Mesela gerçekten. Geçen gün fermuarım açık kalmış benim de. Sen böyle şirkete git, ihaleye gir, toplantıya gir, her yere girdim. Biri de demiyor ki, ya beyefendi dükkan açık kalmış, kapat şu dükkanı demiyor. Siz bir tedirgin oldunuz. Çok pardon. Yok. Ondan değil. Dükkan falan çok ağır geldi bir anda. Ay, şu an kapalı canım. Bakın, buyurun. Lütfen anlatma. Vallahi. Olur mu Öşin? Yok, lütfen bakmayın. Tamam. Yani o anlamda değil. Benim zaten benim sevgilim var. Ben size bakmam. Nasıl? Ya tamam, siz de elektrik gibi hatunsunuz şimdi ama ben bakmam. Aman çok, bu çok fazla elektrik gibi de yüzme yüzüne. Hayır, estağfurullah. Benim yani sevgilim var. Biz birbirimizi çok seviyoruz. O yüzden benim çok işim olmaz yani. Ha, tamam, tamam. Yani, teşekkür ederim. Görseniz çok güzel. Vallahi güzel. Esmer bombam benim ya. Müthiş bir kız. Vallahi. Hı. Selam. Esmer bomba. Ev arkadaşım kendisi. Allah kahretsin, üstünüzü giyinin be! Ne yaptık biz be? Kıyafetim yok ki. Ne yaptın lan? Kıyafetlerimi yedin ayı! Lan kıyafetleri niye yiyeyim? Gamze Hanım üstümde oturuyordu. Bana detay verme lan pislik! Git! Hayır oğlum, detay değil. Gamze Hanım yüz kat komşumuz. Serkan. Bana da mı güzel kardeşim? Ne? Bana da mı yalan söylüyorsun lan? Ne? Lan merak etme, Burcu'ya söylemem. Burcu kim? Esmer bomba işte. Burcu mu kim? Kim mi Burcu? Burcu sevgilisini elinden aldığın derbeder kadın. Püf size! Ya ne püf size oğlum, saçma mı? Gamze Hanım üst kat komşumuz, kapıda kaldığı için geldi buraya. He, şöyle oluyor o zaman. Gamze çöpü atmak için kapının önüne çıkıyor. Evet. Rüzgar esiyor, kapı kapanıyor. Buraya geliyor. Sen de çilingir gelene kadar içeri gel diyorsun. Burada bekliyor. Sen nereden biliyorsun lan bunu? Ben bunun Almancasını izledim. Oğlum yapma bunun yanında ya. Ne oğlum? Ya öyle biri gitmiyor bu. Aa, Allah Allah. Gerçekten, hayır ben de izledim. O bu değil, gerçekten. Hanımefendi. Ağzımdan kaçtı. Gerçekten doğruyu söylüyor beyefendi. Güzel film de. Harbi mi lan? Oğlum vallahi ya. Burcu'ya ne diyeceğim? Ha, ne diyeceğim, gelecek. Böyle böyle oldu, doğruyu söyleyeceğim. Lan mal mısın, hayatta inan. Kuzenim de, kuzenim de. Sen öyle mi diyorsun lan kıza? He, 54 tane kuzenim var sanıyor. Aşiretiz diye biliyor bizi kanki. Oğlum İzmirlisin. Neyine nasıl yedi kız bunu? Sen nasıl bir daha nasıl biliyor ya? Nereli biliyor? Ya ben gideyim mi? Ben merdivende bekliyorum. Hayır. Sorun oluyor. Gamze! Hayır. Nereden çıkıyor gitmeler mütmeler ya? Serkan, biz nasıl bir toplum olduk ya? Nasıl bir toplum olduk abi biz? Bir kadınla bir erkeği baş başa görünce hemen yapıştırın damgayı. Olur mu böyle şey? Lütfen oturur musun? Burcu gelmiş! Burcu mu? Burcu mu? Burcu geldi! Burcu geldi! Burcu geldi! Camdan atla, camdan atla! Aa, tamam, sen bana üstünü ver! Üstümü veremem, o zaman hemen çıplak kalırım! Lan daha kötü anlaşılır o zaman! Keşke olmaz. Spor yapsaydım kanka! Olmaz! Yapma! Tamam. Çok gerildim de! Gerildik! Tamam, gerilme! Ne oluyor lan? Ne konuştuk lan az önce? Ne konuştuk? Niye geriliyorsunuz? Beni de geldiniz, durdu. Sen niye koşuyorsun lan oraya? Evet, doğru? Sen niye koşuyorsun sen? Burcu geldi. Tamam, sakiniz ya! Sakiniz! He. Abicim, ben kız arkadaşıma bu durumu açıklayamayacaksam nerede kaldı bizim güven ilişkimiz? Nerede kaldı benim sadakatim? Her şey filmdeki gibi ilerliyor. Evet. Ben geldim. Alper kim bu kız? Gamze kuzenim. İstanbul'a geldi, kalacak yeri yok. Bize kaldı.
Alpay kuzenim desen yetiyor bir yalan. Ya açıklayayım dedim ya, ne bileyim. Hoş geldin. Burcu ben. Merhaba, Gamze ben de. Niye bornozlasın Gamzeciğim? Duştan çıktı, bir şeydi ya. Ha? Hafif ateşi vardı, ılık suyla duş al dedim. İyi geldi mi? Hasta kendisi. İyi, ay geçmiş olsun, neyin var? Bir şey yok be, grip zaten gidiyordu o da. Şimdi hazırlanıp çıkacaktı, işi vardı. Ama dur, gidemez. Nereye gidiyor ki? Grip zatürreye çevirmiş. Niye çevirmiş? Tabii zatürreye çevirmiş. Uyuz olmuş bir de üstüne. Ay. Uyuz olunca o da dişe vurmuş, diş apse yapmış. Uyuz çok kötü şu anda. Gayet de iyi görünüyorsun aslında ama. Çok kötü, bak titriyor, bak nöbet geçiriyor. Aa nöbet, nöbet geldi, aa bir anda geldi. Aa ne olacak? Aa, aşem, ama aşem benimle bir şey yapın. Eşi yolda çıkaralım, böyle yapmaz. Asi çıkarmıyor. Ha? Kes lan. Şeydi ya, Asim diye, Asim diye. Asim diye bu. Asim. Tabii tabii. Ama ya böyle olmaz ki, bir hastaneye falan götürün. Hastane olmaz ki, hastane olmaz. Niye bu olmaz? Çok asabi, manyatik. Babasını ısırdı da geldi buraya. Sürgüne gönderdiler bunu. Evet, evet. Kovuldu sülaleden. Ne yapıyorsun? Nereden çıkıyor Gamze? Gamze! Ne konuştuk senle biz? Ne konuştuk biz senle? Sevdir kendini. Alışsın ya, sana, sevdir kendini. Cıcırdadıkça alışıyor. Ben de her sevdir... Bak enseyi uzatıyorum. Oh, sev. Tatlı, oh, tatlı, sev. Oh. Uysal sen. Oh, 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 oh. Sev, sev. Oh. Oh. Tövbe estağfurullah ya. Şu gençliğin geldiği hale bak. Anne sen ne yapıyorsun ya? Annem bugün evini temizleyecektim ya, unuttun. Gel gel Makbule teyzeciğim, geç otur. Gel, hoş geldin. Biz de yeğeninle oturuyorduk. Yeğenim? Gamze. Benim Gamze diye yeğenim yok. Şey, Makbule teyzenin abisiyle arası böyle, kabul etmiyor. Hala kabul etmiyor. Ya gerçekten yok. Anne bugün yapmayın artık be. Bugün de yapmayın. Şu aile saadetimiz bir otursun lütfen. Gamze işte. Oğlum gerçekten yok. Anne Gamze küçücüktü, bu kadarcıktı. Yıllardır görmeyince Gamze. Annen ne demek istiyor? Niye böyle diyor? Abla? Annem çok şey yapmıyor anne. Anladım, anladım. Anladım. Tanıdı. Anladım. Şey ya, Macit'in kızı. Macit dayımın kızı. Macit evet, dayımın kızı. Babamın çok selamı var size. Allah kahretmesin onu. He? Sen ne yüzle geldin acaba buraya? Babam yüzünden beni suçlayamazsın hala. O şerefsiz babana söyle. Diyarbakır'daki o tabaklıkları yarısı benim. Öyle mi? Öyle. Öyle mi? Babam öyle anlatmadı ama. Hadi Serkan. Ben, evet. Makbule teyze haklı. O kabaklığa ev yapacaktı Makbule. Onu mu dedim lan? Oranın imar izni yok bir kere. Hadi nasıl ya? İmar izni yok? Yok ulan. Nasıl yok? Nasıl imar izni yok ya? Sus lan sen de. Diyorlarım. Kes. Hırsını bozma. Doğru. Anne tamam, sakin ol. Ana bak bir şey söylüyoruz şu anda. Sen anlıyorum. Hayır. Bağırma lan. Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Bağırma. Serbest de var. Ben ne yaptım ya? Aşkım sinir krizi geçiriyorsun. Kalk. 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 Çok kötü. Aşkım çok özür dilerim. Çok çok kötüsün sen şu an. Git kendine bir bardak su getir. Ay tamam alırım. Git kendine bir bardak su getir. Bunu görmeseydi keşke. Anne ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun oğlum? Kadın aklı kavakla ev yapacak o kadar. Ama şey yap kavak diye çıkarttın. Allah aşkına ya. Asıl sen ne yapıyorsun ya? Ne yaptın? Senin güzelim sevgilin var. Sen gittin onu burada mı aldattın? Şu sıfata bak şam şeytanı. Teyze çok ayıp oluyor ama yüzüme yüzüme. Hayır gülüm, hayır canım benim. Yani şu an senin yüzün burada diye söylemiyorum ama sen gerçekten mendebur, şaşı, garip, karakuru bir şeysin. Makbule teyze sen söyleyince dikkat ettim de bacakları da çarpık gibi. Öyle öyle. Oğlum size ne ya? Allah'ım çok özür dileriz. Ya Gamze Hanım üst kat komşumuz. Kapıda kalmış, çilingiri bekleyene kadar burada bekliyor işte. Ben de Burcu inanmaz kuzenim de dedim. Heh. Aferin, iyi bulmuşsunuz da. Yalnız bu hikayede açıklar var. Niye? Şimdi bu kız demeyecek mi? Madem öyle, ben niye bu kızı niye çocukluğundan beri görmüyorsun demeyecek mi sana? Demeyecek anne, nereden aklına gelsin kızım? Bir ben şey mi bilmem. Ya bir şey söyleyeceğim. Siz neden çocukluğunuzdan beri görüşmüyorsunuz? Ne oldu, bir göt oldun? Canım benim, gel bakalım Esmer Şeker, gel. Gel. Şimdi bunun babası olacak Hıyar, yani benim abim. Bununla birlikte Japonya'da yaşıyor. Bunun hatta annesi Japon biliyorsun. Aa, hiç belli olmuyor. Ama yenge sende bakar körlük var bak. Dikkatli bak, gözler çekik bak. Çekik. Bak. Anne Ağrı'da da yaşasa görüşemezdiniz. Ağrı'da da olsa görüşemezdiniz. Dayımın tercihi Japonya olmuş. Japon kısmet. Evet. Ya olsun ya, ne güzel. Ben de lisede Japonca gördüm biliyor musun? Az çok anlarım. Hadi bak bakalım. Şimdi. Hijoni subarashi, goki hijoni omosiryo. Cevap veriyoruz. Evet. Tokyo, Ninjan, Samurai, Japon yapıştırıcısı, Japon balığı, Japon pazarı, inanmansız. Maşallah sular seller gibi. Evet. Sanırsın genç ha.
Vallahi çok ama biraz dertli gibi. Biraz dertlerini anlattı. Var. Yok ama sanki bir Japon yapıştırıcısı falan dedi. Yok demedim. Hayır. Şimdi, İlhamansız. Hayır. Hayır öyle bir şey. Hayır öyle bir şey yaşanmadı. Hayır öyle bir şey yaşanmadı. O demedi öyle bir şey. Demedi öyle bir şey. Muaz ha dedi. Yani sen de gelmek ister misin? Evet. Evet. Tabii aşkım ama şimdi anne Japon baba Türk olunca aksan da hafiften kayıyor tabii kızım. Hayır. Normal yani. Evet. Ya evet. Tamam bu kadar örselemeyin. Bilmeyebilir. Evet. Mekanik öğrenmiş tamam, Japon. Tamam şey yapalım. Ben artık gideyim. Git. Ya malum hasta ziyaretinin kısası mı? Tabii. Hasta sensin. Evet, siz gidin o zaman. Haydi kalkalım be. Haydi kalk. Annem bakar ona. Yeğeninle. Hadi. Sen biraz hadi anne. Ya zaten bir şey diyeyim mi? Bu kızın suçu yok. Bunun tamamen babasının suçu. Anne uzatma bir şeyleri Allah Allah. Dayımla senin kızın niye bak? Hadi. Geçmiş olsun. Heyecan oldu. Selamünaleyküm. Buyurun. Bir kapı açılacakmış da. Evet. Bura müsait değil. Buyurun balkondan. Balkondan inelim. Yani ne var? Ben aşlanacağım. Sen yengeyi bana fırlat. O nasıl? Ayı. Nasıl çıkalım? Tamam aşkım yaparsın. Abi sen de ne acayip adamsın ya. Çilingirin yüzüne kapı kapanır mı? Açtım ki ben bunu. Kardeş biz çilingir çağırmadık ki. Olur mu canım? Adres verdiler buradan mesaj attılar işte. Yanlış numaradır o ya. Ya olur mu öyle şey? Hayır, al arayın. Değiliz en azından. Al, başka al, bir apartmandan başka al, biridir. Bir dakika arayın. Başka biridir abi. Çıkın dışarıda arayın. Aradım şu anda. Telefon çalıyor yenge. Hayır. Senin ya. Hayır. Şey ağzıyla yap. Ağzıyla. Sen niye bundan aldın? Ulan nasıl yetenekli çocuk ya. Çok iyi adam. Neler yapıyorsun? Ne yapıyorsun bu? Alpay. Kim bu çilingir? Ne oluyor burada ya? Siz ne karıştırıyorsunuz? Ben gideyim artık lütfen. Hadi buyurun. Otur şuraya be. Kimse bir yere gitmiyor. Ne oluyor burada ya? Bir dakika. Bu kız senin kuzenin falan değil değil mi? Değil aşkım. Ya inanmıyorum sana. Beni aldatıyor musun? Hayır yani. Ve siz de buna alet mi oldunuz? Kör olma. Siz beni de mi kandırdınız? Ben burada sabahtandır bunu yiyelim diye bağrıma basıyorum. Yeter artık Makbule teyze. Uzatma bence. Ama aşkım öyle değil. Gamze Hanım bizim üst kat komşu. Üzülme. Bir kapı kapanırsa bir diğeri açılır. Açılmazsa söyle ben açarım o kapıyı. Sen niye oğlum? Sen ne biçim? Sen kimsin ya? Ne bileyim bundan ya? Ortalık bir an karışınca ben de söyledim lan ya. Lan niye söylüyorsun? Ortalık tamam, çok karışık ya. Çok pardon, özür dilerim. Yazıklar olsun sana. Ben gidiyorum. Aşkım dur. Ben de gidiyorum. Siktir git. Gitmiyorum lan. Manyağa bak ya Allah Allah. Açıkla. Tamam vallahi açıklayacağım. Gamze Hanım üst kat komşumuz yemin ederim ya. Kendisi kapıda kalınca çilingir çay beklerken burada dedim bekleyin gelene kadar dedim. Hadi lan ben bunun Almancasını izledim. Nerede ya? Ben o linki sana mı attım? Allah belanı versin seni. Çok ayıp ya. Çok ayıp. Aşkım gerçekten Gamze Hanım söylesenize. Evet gerçekten böyle oldu. Ben de bana yardım ettikleri için oyunu bozamadım. Niye doğruyu söylemiyorsunuz o zaman? Alem göt olmuş yenge, göt olmuş. Dürüstlük denen hiçbir şey kalmamış şunlara bak. Allah be bu öldürür. Tamam, sakin sen. Sana ne ya? Ne bileyim ya, ben de. Niye böyle bir şey yaptın Alpay? Aşkım inanmaz dediler, yalan söylememiz lazım dediler. Gerçekten ben toplum baskısına mağdur oldum, yemin ederim sana ya. Gel, değil mi oğlum? Evet. Nasıl inanayım ki şimdi sana? Aşkım ben sana yalan söyler miyim? Sen benim esmer bombamsın. Aşkım ben senin neyinim? Gelime kadar. Hayır, o değildi ya. O değil, o değil. Yani tekerli. Tamam. Demin adam diyordun. Hadi barıştınız. Bu evden taşınacaksın. Tamam ya. Sen hadi. Kusura bakmayın gerçekten. Biz de abi üst kata çıkacağız. Gidelim ya, gidelim. Bugünden beri nedir ya? Matkapla kapı açmaya çalışan çilingir varmış. Onunla uğraşıyorum. Hadi gidelim. O zaman Gamze Hanım. Gamze Hanım, ben de geleyim o zaman sizinle. Yardımcı olayım. Belki sonra kahve falan içeriz. Orada. Tamam o zaman. Buyurun. Gidelim. Serkan. Aşkım. Bu kız kim? Hangi kız? Bornozlu olan. Hemen yanımdaki. Evet. Aşkım burası Rizeli Kadınlar Dayanışma Derneği oldu. Burası. Açem burası. Çay, dinduk, bokan konak. Hey! Dayanışma ne kadar da önemli! Doğru diyor uşak. Ya bu ne biçim bir yalan ya? Kuzenim deseydim keşke bak o garanti oluyordu garanti oğlum ya. Ya seni yuldum. Ama olmaz bu şekilde. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler.
Evet, Ebru Ozan Sertdemir gibi beste ve temsilen de Ebru çalıyor. Evet, çok güzeldi. Ya bu yanlış anlaşılma skeçlerin yani hep bir devamı olduğu için şey çok önemli yani yazması, o metinde inandırıcılığın devam etmesi gerçekten çok zor. Hem oyunculuk hem yazarlık açısından şahane bir performanstı. Bir daha hem yazarları da alkışlayalım. Beste ve Ozan'ı da buradan selamlarımızı yollayalım. Japonca ne konuştun orada Ebru? Sen bir Japonca, gerçek bir Japonca mıydı o? Evet. Gel, ne dedi? Çok güzel hareketler, çok komik dediğimi sanıyorum. Desene bir daha, nasıl dedin onu? Öğrendiğim kadarıyla. He, sen bu skeç için mi öğrendin bunu? Evet, bu skeç için. Bir yerlere bir mesaj yolladın Japonca. Evet. Ne? Hijoni subarashi, goki hijoni omosiroi. Bir şey, sen duygusuna da giriyorsun Japonya'da. Demedik ya, bir inandık ya. Ben Çince ya. Gördüm lisede, belki oradan. Ne gördün? Çince okudum ben 4 yıl. Çince? 4 yıl Çince gördüm. İlk ya Türkiye'deki ilk Çince sınıfı bizdik. Sonra... Bunlar nasıl bilgiler, ne oluyor şu an? İlk Çince sınıfı sizdiniz. Evet. Cenan, sen yabancı dili? Bir sevdiğin bir... Almanca var mı sende? Arif? Almanca? Arif'te var. Evet, şu an biz skeçten anladığımız kadarıyla Almancayı hani az da olsa biliyor olman lazım. Ya ben alt yazılı Almanca'ya. Öyle bir Almanca. Neyse, çok irdelemeyelim. Tuba'cığım, seni böyle görmek... Çok teşekkür. Çok güzeldi vallahi. Skeçten izlemek harikaydı. Evet, teşekkür ederiz. Vallahi süperdi. Temposu, oyunculuğu, ezberi, şakaları, yazarlığı şahane bir skeçti. Zil de aldı. Çok güzel hareketler. Şahane bir şekilde devam ediyor alkışlarınızda. Merhabalar. Sıradaki skecimizin ismi Fırsattan İstifa De. Beyaz yakalı bir çalışanın şirketten ayrılış sürecini izleyeceğiz. Bir zamanlar ben de çalıştım abi. Öyle mi? Evet, kurumsal değildi ama kapalı çarşıda çalıştım. Beyaz yakalı gibi mi çalıştın? Keşke öyle çalışsaydım. Ne yapıyordun? Ama tahsilatçıydım. Tahsilatçıydın? Evet abi. Nasıl yapıyordun tahsilatı? Abi, para yeleği diye bir şey var. Para yeleği giydiriyorlar sana böyle. Aa. Evet, gidiyorsun kapalı çarşıya, dükkan geziyorsun. Paraları oraya sıkıştırıyorsun. Üstüne montunu giyip devam ediyorsun. Ama cebinde 5 kuruş para yok. Yelek ama olur. Üstünde böyle 100 bin külçe altın falan neler var. Aa. Evet abi. Bir de hatta patron şey yapmıştı bana böyle, hep aynı montumu giyiyordum. 3-4 tane mont almışlardı hani şey olma diye, belli olma diye. Belli olmasın. Sonra kovuldum zaten. Niye? Yırtık kottan dolayı kovuldum. Evet, buyur kardeşim. Skeçimizin ismi Fırsattan İstifade. Murat Aksu, Ozan Sertdemir yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Abi bir daha hafta içi bu kadar içmeyelim ya. İçmeyelim abi. Bana yetti. Bana yetti. Hayvanlar. Oğlum, burada bir sahne hilesi var mı? İçtiniz mi o kadar gerçekten? Biz de böyle bir şey yaptık. Abi, dün içtik ya. Selam. Hiç bitirebilecek mi? Hadi yerimize geçelim. benim başım çok ağrıyor ya. Sahiden ne içtik oğlum ya? Oğlum, o hesap neydi ya öyle? Kanka, ben onu IBAN sandım, havale atacaktım ya. İnanılmaz oğlum ya. Ama mezeler var ya. Of, mezeler çok iyiydi ya. Mezeler çok iyi abi. Mezeler. Yalnız bir şey söyleyeyim, ben eve nasıl gittim hatırlamıyorum abi. Oğlum, eve gitmemişsin ki zaten. Sabah Ece beni aradı. Dedi ki, Sertaç nerede? Sen kimsin lan dedim. Meğer Ece'ymiş.
Dedim canım ben de bilmiyorum dedim kapattım. Çok uzatmadık ya. Ya abi sorma ya. Taksiye bindim. Baktım Ankara tabelası. Dedim taksiciye devam et Bostancı Köprüsü'nde inerim diye. İşte ondan sonra uyuma uyuyakalmışım. 4 saat sonra bir uyandım Kızılay'dayım. Taksimetre 1.350 lira. Ne diyorsun ya? Sonra ne yaptın kanka? Taksiciye dedim abi buradan U yapalım git gel 2.500'e bağlayalım dedim. Ciddi misin ya? Yok oğlum sen bu adam uçağa bindim de işte sabahıcı almadı beni. Aa işte. Ama var ya beyler, mezeler efsane. Evet, ya. Mezeler. Ya. Öyle meze görmedim ya. Mezeler çok iyiydi ya. Meze çok iyiydi ya. Ama bir şey söyleyeyim, benim için ikinci şişeden sonra hepsi cacık. Evet. He, o da. Cacık hepsi cacık. Selam millet! Selam! Hadi, hazırlanmamışsınız. Beyler, bir şey diyeceğim. Timuçin parmak arası terlikle işe mi geldi yoksa benim kafam hala güzel mi? Ben artık özgürleştim kardeşlerim. Özgürleştim! Hadi, arabalarda çıkalım. Siz niye hazır değilsiniz oğlum? Neye hazır değiliz abi? Oğlum dedik ya çalış çalış nereye kadar? Oğlum dedik ya plaza köşelerinde böyle biz güneş görmeden mi hayatımızı sürdüreceğiz demedik mi? Lan 3 kuruş maaşa patrona kölelik yapacak adamlar mıyız lan biz demedik mi? Abi? Oğlum hep birlikte basalım istifayı gidelim Bodrum'a yerleşelim orada küçük bir bar açalım. Ondan sonra organik hayat yaşayalım demedik mi? Bunu dedik. Ben de bastım istifayı. Araba nerede oğlum hadi çıkalım. Nasıl ya? Nasıl istifa ettin sen ya? Dan diye girdim kapıdan içeri dedim. Neca, Neca müdür böyle mi yönetilir lan holding dedim. Ha? Bakkal mı yönetiyorsun sen dedim. Bakkal mı lan burası dedim. Ha? Holdingin içinden geçtin sen. Zaten dedim senin o baban olacak hıyarda şu kadarcık beyin olsa, tamam mı? Bu holdingi sana teslim etmezdi. İstifa ediyorum dedim. Mal gibi kaldı. Böyle mal gibi kaldı. Araba nerede oğlum? Hadi çıkalım ya. Hadi gitmiyor muyuz oğlum? Ha? Onu kaldı elimde. Hadi gidelim. Bir şey soracağım kanka. Ben tam anlamadım. Şimdi sana 16 bin lira maaş veren, özel sağlık sigortası yapan, altına 0 model araba çeken şirketten istifa mı ettin sen? Hem de ne istifa oğlum var ya. Dillere destan, dillere destan. Oğlum hadi çıkalım bak gün bitiyor. Her şey bizim günümüz artık bu. Kanka bir şey söyleyeceğim. Sen ciddi misin? Oğlum dün gece 3 saat konuştuk ya. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum abi. Oğlum siz benimle dalga mı geçiyorsunuz lan? Oğlum o masada o kafayla konuşulmuş şeyler. Sen niye bunu bu kadar abarttın ya? Oğlum siz dediniz ama Bodrum'a gidelim dediniz. Küçük bir bar açacağız. Orada organik yaşayacağız. Siz söylediniz ama beni siz gaza getirdiniz. Ya oğlum bunlar her hafta yapılan klasik beyaz yakalı hikayeleri yani. Sen niye sazan gibi asılıyorsun? Aynen abi. Yaktınız lan beni. Ben işimi seviyordum oğlum. Ben seviyordum işimi. Madem Bodrum'a gitmeyeceksin ne gazlıyorsunuz lan beni o zaman? İnanmıyorum sana ya. Anlamadım. Sana gerçekten inanmıyorum şu anda ya. Sen niye atlıyorsun? Allah'ım ya Rabbim. Bu tez canlı gibi gitmişti. Evet ama var ya mezeler çok iyiydi be. Mezeler efsane. Başlarımdan sizin mezenize. Ya bir şey söyleyeceğim. Kanka acaba sen gidip özür falan mı dilesen? Oğlum adamın annesine küfür etmediği kalmış ya. Saçmalama. Onu da ettim lan. Oğlum benim bir an önce işe geri dönmem lazım. Ne yapıp edip işimi tekrar kazanmam lazım. Gel, daha da size güvenen ne olsun? Gel ben seninle konuşacağım. Lazım. Gel bir dakika konuşalım. Buradan top dönmez kanka zor. Ya bu bir daha bizle gelmesin. Evet ya. Geçen sefer de kız arkadaşından ayrılmış. Bozuyor oğlum ya. Arkadaşlar günaydın. Hazırız değil mi? Birazdan Necdet Bey burada olur. Neye hazırız değil mi? Hayrullah Global'le yatırım anlaşması yapacağız ya. O bugün mü? Oğlum tam da gününü bulmuşuz lan. Siz sunumu mail attınız değil mi? Timuçin Bey şey yapacaktı ona. Şuraya bak! Adam... Adam gelmiş bir de benim odamda bana racon kesiyor. Sen kimsin ulan? Ben 80 milyonluk şirketin başkanıyım be. CEO'suyum ben. İyi misiniz Necdet Bey? İyiyim kızım iyiyim. Neyse enerjimizi düşürmeyelim. Hadi bakalım gelin bir yükselelim bakalım. Hadi gelin. Hadi yükselelim ya. Çıkıyorum. Hadi gel gel gel. Eller. Necdetler Holding. Hadi bakalım yükselin. Lay 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 lay. Necdetler Holding. Günaydın Necdet Bey. Günaydın lan. Sen bu sabah benim odama gelip istifa etmedin mi Timuçin? İstifa nereden çıktı bu Necdet Bey? Evet ben bugünkü sunum için geldim. Müstakbel ortaklarımızla bugün sunumu ben yapacağım. Zeynep hazır mı sunum? Evet hazır. Ya sus!
Ne sunumu hazır mı? Oğlum geldin odama. Bana dedin ki ben artık bu şirkette çalışmayacağım, istifa ediyorum. İstifa falan yok. Sizin sinirleriniz bozulmuş galiba. Oğlum. Lan ne sinirleri bozulması? Yok ben vizyonsuzmuşum. Yok ben bakkal bile işletemezmişim. Benim hıyar babam beni bu şirketin başına niye getirmiş demiş mış demiş. Lütfen lütfen hıyar babanız için böyle ileri geri konuşmayın. Söylediklerinizi hemen geri almanızı sizden rica ediyorum. Benim patronumun babasına kimse hıyar diyemez. Diyemez yani. Tabii. Dedirtmez. Dedirtmez zaten. Dedirtmez. Dedirtmez evet. Peki tamam. İstifa etmedin diyelim. Kabul ediyorum. Peki bu kılıkla niye işe geldi? Çünkü istifa... Bodrum ruhunu İstanbul'da yaşatan Necdet City 2023'ü takım elbiseyle mi sunayım? Hı? Takım elbiseyle sunulur mu bu proje? Sunulmaz. Kesinlikle sunulmaz. Aynen. Sonuna kadar haklı. Lan oğlum siz... Kafayı mı yedim lan ben? Paranoyak mıyım lan oğlum ben? Ben rüya falan mı görüyorum lan şu an? Şöyle düşünelim. Buyurun, buyurun. Necdet Bey, diyelim ki sizin dediğiniz doğru. Evet. Ben size saydım, sövdüm ve kapıyı çarptım, çıktım. Evet, aynen böyle oldu. Peki ben sabaha kadar bu projeye neden çalıştım? Hadi buyurun. Neden çalıştım? Hadi buyurun. Sabahın 8'inde bu sunumu ben burada neden yapıyorum? Neden yapıyorum? Necdet Bey, bakın. Gerçekten ben Timuçin kadar özverili, bu şirkete verebileceği her şeyi vermiş... Artık bir şey bulamamış, başka bir eleman göremiyorum efendim. Bence yanlış şey yaptınız siz. Yani bakın Necdet Bey, yani Timuçin gibi 3-5 tane elemanınız olsa... Kendimi de saymıyorum ha. Evet, evet. Ben kendimi attım. Lan beni de çıkar. Sen git, sen 5 para etmeyiz biz. Biz ama Timuçin öyle mi? Değil mi? Timuçin gibi 5 tane elemanınız olsun, bu şirketin sırtı yere gelmez. Efendim. Timuçin neden istifa etsin? Evet efendim. Niye diyordun? Bu kadar grup çalışmasına önem veren, bu kadar grupçu, grubu bu... Sen devam etsene kanka. Yani bir şey sorabilir miyim? Bir şey, siz ne burcusunuz? Boğa. Boğa? Retro? Ha, metro. Binmeyin abi, bozuyor. Ben metroya binmiyorum. Metro değil oğlum, adam arabayla gelip... Ha, gidiyor. Evet. Siz uykusuz mu kaldınız siz? Ha, dün gece biraz uyuyamadım ben galiba. Sinirleriniz bozulmuş. Evet, sinirlerim bozulmuş. Gözünüz meme yapmış çünkü buradan görüyorum. 2 yıldır var bu. Evet, halüsinasyon görmüşsünüz. Siz öyle bir şey yok. Ya. Bakın adam... Halüsinasyon mu görüyorum ben? Büyük ihtimal efendim ya. Abi gönlünü alın. Gönlünü alın ama. Efendim, olacak. Ne olursun. Ulan adamı kırdık durdurdum. Evet, bir de lütfen. Koskoca adamsın. Kendi histerikliğim adama yıktım. Ya. Buyurun efendim. Timuçin. Oo. Timuçin özür dilerim lan. Öyle ya. Tamam oğlum, özür diledim lan. Önemli bir gün. Hadi tamam. Tamam. Aferin. Merhabalar. 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 Merhaba. Merhabalar. 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 Merhaba Halim Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Ya ben pek iyi değilim galiba. Bir rüya mı görüyorum ben? Yani şey retroymuş benim retrodan. Öyle mi? İsterseniz iptal edebiliriz toplantıyı. Hayır, yok yok. Hiç iptal etmeye gerek yok. Timuçin şey yapacağız. Başlayacağız. Kahve ne ikram edelim biz? Yok yok yok. Benim acelem var. Bir an önce uçak kalkıyor. Uçağa bineceğim. Kalkan uçağa biniyorum. Öyle bileyim. Gideceğim. O yüzden hemen başlarsak sevinirim. Tamam. Hemen başlayalım. Hayrullah Bey şöyle buyurun. Evet, Hayrullah Bey'i oturtalım lütfen. Evet, evet. Tabii. Tamam, şöyle buyurun. Sunumu Timuçin Bey yapacaklar. Timuçin o. Bu beyefendi. Timuçin o. Tamam. Evet, başlasın. Oturttum efendim. Başlayın Timuçin. Yok ya, başkası yapsın. Ne anlatıyorsun oğlum? Başlasana lan Timuçin. Başkası yapsın canım. Yani ben istifa etmişim ya göğe. Yok canım, ne alakası var? Timuçin, başlasana lan. Adam burada. Tamam. Zeynep, ver coşkuyu. Ver coşkuyu Zeynep. Necdetler Holding'in, Necdetler İnşaat Firması'nın 28. projesi Necdet City 2023. Bravo! 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 Çok beğendim! Çok beğendim! Çok beğendim! Harika gidiyorsun! Devam et! Devam et. Ne oluyor? Telefonu niye çalıyor? Telefon çalmaz mısın? Toplantıda telefon çalmaz ya. Devam etsin. Alo. Kapat, kapat. Nasıldı lan mezeler? Evet. Yanlış numara beyefendi, yanlış numara. Necdetler City 2023 ile... Affettirdin mi lan kendini? Helal olsun vallahi ya. Ya bu Necdet çok saftirik adam oğlum ya. Bana mı diyor lan? Yanlış anladım. Vallahi Sertaç öküz Necdet diyordu da kızıyordum. Vallahi az bile söylüyormuş, haklıymış. Öküz oğlu öküzmüş lan bu. Oğlum aslında saygın gibi olmak lazım. Faturaları şişir şişir ödesin enayi. Lan ben bu patronun evveliyatını var ya. Necdet City 2023 ile proje... Ne Necdet City 2023 lan?
atıyorsun burada sen bana? Kovuldunuz. Hepiniz kovuldunuz. Defolun gidin benim şirketimden. Aa, sebep? Ne oldu? Ne mi oldu? Bir de sebep diyor utanmadan. Ulan telefon geldi ya, adam her şeyi söyledi. Hangi telefon? Hı? Oğlum bana kafayı mı yedirteceksiniz? Adam aradı burada telefonu. Şirketin telefonunu. Hatta bu aldı gitti telefonu arkada parçaladı kırdı. Hatanız var efendim. Telefon burada. Hatta açık kalmış. Şöyle çok yazmasın koyalım. Üç çay söylesene. Üç çay söyle. Üç çay alalım. Oğlum siz manyak mısınız lan? Bana kafayı mı yedirteceksiniz? Adam aradı. Yok ben angutmuşum, enayiymişim. Şirketin faturalarını bana yüklüyor musunuz her şeyi? Necdet Bey gerçekten iyi değil. Evet efendim. Metro değil mi? Metro. Lan ne metrosu? Ne retrosu? Hadi bende retro var. Bu adam burada. Bu adam duydu her şeyi ya. Duymadınız mı? Ha? Hangi adam ya? Hangi adam mı? Oğlum burada işte adam var lan. Bu Hayrullah Bey işte. Necdet Bey. Necdet Bey. Ha, duydunuz mu? Ne diyor? Necdet Bey. Necdet Bey dedi. Arkadaşlar, gerçek Necdet Bey, siz gerçekten çok kötüsünüz. Abi bir 112'yi arayabilir miyiz? Dur, şirket hattından arayalım, sana yazmaz. Oradan bir arayalım ya. Ya arkadaşlar, tamam ya. Ya Necdet Bey ya, sabahtan beri bunlar sizi oyalıyorlar. Odanıza da bu beyefendi istifa etmek için geldi, Tim için Bey. Yani zaten telefonda da bütün faylar ortaya çıktı. Siz neyi döndürmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar? Evet, siz neyi döndürmeye çalışıyorsunuz ha? Allah'tan Zeynep burada da her şeyi söyledi bana. Zeynep kim ya? Zeynep kim abi? Ben anlamıyorum. O kadar da değil lan. Konuştu işte kadın. Çıkın gidin lan. Hepiniz kovuldunuz. Zeynep biraz fazla oldu evet. Evet. Zeynep'i yemedin değil mi? Yemez lan tabii. Oraya kadar iyi geldik ama ha. He, iyi geldin. Ne diyorsunuz lan, gidelim Bodrum'a? Gidelim abi. Ha? Şimdi çıksak 4-5 saat oradayız. Hı. Satmak yok ama bak. Yok yok yok. Yok yok, oraya şey küçük bir yer bulalım kendimize. Evet. Böyle şey yapalım. Aa, kendimden şüpheleniyordum ya. İyisiniz, iyisiniz. Ya, değilim ya, hiç iyi değilim ya. Ben de gidip bakayım, gerçekten gidiyorlar. Git git. Ne yapıyorsanız yapın, hepiniz gidin. Bütün iş battı zaten. Ah, ah. Ya Hayrullah Bey, aslında gerçekten biz böyle bir şirket değiliz. Yani biz namusuyla, şerefiyle çalışan insanlarız. Bu holding buralara kolay gelsin. Necdet Bey. Evet abi. Beni buraya kadar getirdiniz. Bakın, namuslu bir adam olmasanız. Evet. Size güvenmesen. Evet. 80 milyon dolarlık bir şirketiniz olmasa. Evet, doğru. Ben burada giderim ya. O adamlarla beraber giderim. Necdet! Ulan sen beni kıvrak gibi, ısrak gibi karını aldattın diye Allah'ın cezası. Ne anlatıyorsun kız? Ne anlatması? Adamın yanında ne konuşuyorsun? Ulan sen satış için Mardin'e gideceğine yatış ekibiyle Maldivlere gitmesin. Maldivlere mi gitmiş? Evet. Yok ya, kimle senin gitmiş? Çalışanın Zeynep'le fotoğraflarım var. Ne Zeynep'i ya? Benim Zeynep diye bir çalışanım yok ki. Aha, dur bak göstereyim şimdi, al. Ay paralarım aha çıktı bak. Hah. Bu ne? Ne bu? Zeynep'le fotoğrafın işte. Lan orada ben tekim, Zeynep meynep yok. Nasıl lan? Bayağı yok, Zeynep diye biri yok ki orada, ben tekim, baksana. Nasıl lan? Beyefendi, siz görmüyor musunuz beyefendi? Hangi beyefendi ya? Orada beyefendi diye biri yok ki. Zeynep, sen ne yapıyorsun lan? Ben nasıl biliyorsun, nasıl bir şey? Siz nasıl bir şirket? Adam konuşuyor. Siz nasıl bir şirketsiniz lan? Biz ya, nasıl bir şirketmişiz ya? Allah bizim belamızı versin ya. Allah Allah ya. Hanımefendi, ben eve gidiyorum. İsterseniz sizi bırakabilirim. Olur. Ev Sapanca'da ama. Olur. Buyurun. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Ya şöyle bir şey oldu. Biz Fatih'in hikayesini izliyorduk, Timuçin'in. Birdenbire bana döndü. Birden Gürhan hikayesini izlemeye başladık. Neden benim hikayem konuşulmasın ki? Yani konuşulsun. Acaba ilk skeç o olsaydı da hemen arkasına da senin hikayen olan bir skeç mi olsaydı başka? O zaman ben onu hazırlamayayım. Gerçekten orada kafa karıştı yani. Çünkü Gürhan geriydi. Gürhan da çok izlemek istedik. Zaten keyifle de izledik. Ama hikayemiz şaşırdı. Cihan sonradan skece girip ayağınla alkış yaparak hani skeci... Yani bir şeyler lazımdı bu skece. Biz zaten konuşmuştuk. Ayak, el, kafa, bel. Yani vücutla ilgili yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çalıştık. Elimizden mesela, geldiğince. Sen vücudunla onu yapabildiğini mesela bu skeç olmasa göremeyecektin. Ben de bu skeç olmasaydı göremeyebilirdim. Çok güzel hareketler devam ediyor. Anlaştığınız
Efendim sıradaki skecimiz 100. Yıl Ticaret Lisesi isimli skeç. Cihan, Ozan ve Ecem birlikte yazdılar. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Ah Hamza dur. Dur kovalama Hamza. Oğlum, gel lan Hamza çok ya. Korkuyorum yapma. Oğlum ben belalıyım lan. Oğlum sana kaç kere dedim lan yapma diye onu. Hamza o güçlü kollarında bana ne olursun vurma kanka. Vuracağım lan vuracağım. Vurma güçlü vurma. Kaslı kollarımla. Oğlum sen kafes dövüşçüsü müsün lan? Aynen kafes dövüşçüsüyüm ben. Ne kafesi? Kuş kafesi ne oldu? Ne oldu? Kanka bakmıyorlar hiç dikkatlerini çekemedik ya. Ne yapacağız lan? Dur benim aklıma başka bir şey geldi şey. Ben var ya, aya çıksam önce kendi adımı, sonra da manitamın adını yazarım. Bu da çalışmadı. Ne yapacağız? Bilmiyorum çok sıkıldım, ne yapsak? Oyun oynayalım. Tamam oynayalım, ne oynayalım? Derecece. Tamam hadi. Hadi. Bu da bitti. Ne yapacağız şimdi? Demedim ki ya, sıkıldım, ders de boş. Hoca nerede acaba? Ne bilmiyorum ki. Günaydın Ecem, bugün nasılsın? Dünkü gibiyim Evliya. Dün de aynı şeyi söyledim, ben yanlış bir şey mi yapıyorum? Hayır canım, bak bir yanlışı bir kere yaparsan hata, birçok kez yaparsan aptallıktır Evliyacığım. İyisi mi sen bana sadece pazartesi günleri nasılsın diye sor. Ben sana iyiyim diyeyim, sen de bu yaptığın iyiliği bütün haftaya yay ve bir daha bana nasılsın diye sorma, nasıl olur mu? Pazartesi iple çekiyorum Ecem. Bize günaydın yok mu koçum? Bizim ödevleri yaptın mı Esmeralda? Esmeralda deme oğlum, Emanuel'de çocuk alınıyor. O kim? Uğraşmasanız da çocukla be gerizekalılar. Sen bize ne akla gerizekalılar diyorsun ya? Lan oğlum ondan değil, biz gerideyiz ya ondan gerizekalı diyor. Kötü bir şey demedi yani. Anlamadım. Hoca nerede? Hoca geç kaldı. Bence var ya kesin gelince onu tek ayak üstünde bekletelim burada ya. Bence de bekletelim. Ayıp trole ceza mı olur ya? Doğru. Anasına babasına şikayet edelim. Arayalım ya. Nedir ki? Bence de mantıklı ya. Biz geç kalınca onlar neler neler yapıyor. Neler yapıyor? Neler yapıyor gerçekten ben de bilmiyorum. Ben serviste gelirim hiç geç kalmadım. Ama yani bence şeytanca bir şey de düşünmemiz gerekiyor. Cihan gibi mi? Deccal demedim oğlum. Şeytan dedim lan. Ya ama ben hocamı çok seviyorum tamam mı? Buna müsaade edemem bir kere. Ayrıca ben sizi tanımıyorum. Siz kimsiniz ya? Kızım 4 yıldır en önde oturuyorsun. Arkaya baktığın yok ki bizi tanıyasın. Biz var ya biz arka sıraların en delikanlı adamlarıyız be. Ya. Çok arka ya gerçekten. Çok ama göremiyorum. Çok arka gerçekten. Siz Cihan abinizi özleniyorsunuz değil mi? O yokken de kedi gibi davranıyorsunuz böyle. Yani şimdi abi demeyelim de sınıf arkadaşı diyelim ona. Yani yoksa ben de yani tamamen saygıdan abi diyorum. Ya yani. Ne abisi ben hep Cihan'a Cihan derim yani. Ben Çiko bile diyorum yani. Çiko gel buraya. Çiko bile diyorum. Cihan. Tamamen saygıdan. Ne saygısı ya? Ben vallahi saygıdan demiyorum. Adam 10 senedir lise sonda ya. Ne diyeceğiz abi demekten başka? Biliyor musunuz? Cihan abi benim teyzemin eski sevgilisiymiş. Aa. Oha! Ya benim de dedemin Kuvayi Milliye'den arkadaşı. Oha! Aynen. O kadar yaşlı mı lan? Ya yok kanka, o zaman çocukmuş. Cepheye mermi falan taşıyormuş. Doğrudur ama. Neymiş? Yoksa biz hepsini mum ederdik onun. Yani. He, ben geçen gün gördüm ama ayakkabısını siliyordun. Ya kızım ondan değil ya. Hamza sen bana yakınsın. Bir el at dedi, sen ondan öyle sandın. Sen var ya, bizim potansiyelimizin kesinlikle farkında değilsin kızım. Biz var ya, bu okulun en belalı adamlarıyız. Bak, ben sana bir şey söyleyeceğim. Bak, ben sana bir şey söyleyeceğim kızım. Bak, ben gerçekten insanın aklını alırım, bu çorabını alır, yeri gelir ayakkabısını alır. Ayak seviyorum lan ben! Ya bak, benim babam bana, benim babamın var ya, bamyası meşhur lan! Bamya seviyoruz lan biz! Ha! Yapsana şu bamyadan yarım kilo bana, ha? Ha, ben ayarladım zaten sana bamyadan. Oturun arkadaşlar. Çiçek olun. Abi bu ne? Ne bu? Kaktüs Cihan abi. Fatma. Gül. Sen? Fatma Gül'ün suçuyum abi. Fatma Gül'ün de çok da suçu yokmuş. 2 gün yatar çıkarsın. Abi aç mısın abim? Ayarlayayım mı bir şeyler abi? Açım. Ne var? Aç, hemen ayarlıyorum abi. Evliya ayarlamışlar bir şeyler. Evliya ne var yemekte? Ben ne yiyeceğim? Ne demek ne yiyeceğim? Cihan'a kaç mı kalsın? Hadi kalk gel. Gel hemen. Hemen şimdi sana abi Evliya hemen ayarlıyor abi. Seri olalım biraz. Aynen. Örtüsünü de getiriyor ya. Nazar boncuğu takmış kendine takmış. Ah!
Ne bu? Sertme Van kahvaltısı abi. Güzel. Tarzını sevdim. Fatma! Efendim abi? Teyzen ne yapıyor? İyi abi, menopoza girdi. Ha, çıkışta alırım ben onu. Hoca nerede? Hoca nerede? Hoca nerede? Hoca nerede lan? Oğlum bak... Dedi Cihan abi, dedi Cihan abi. Bak, gereksiz irtifalara çıkıyorsun. Kuleden haber bekle. Tamam abi. Kule ol. Tamam. Evet, yemeğimizi yedik. Küçük bir eğlencemiz olmasın mı? Hemen olsun abi. Ha, hadi. Ne yazıyor lan o? Ha, aşkçıları yazıyor herhalde abi. Evliya! Çay koy bana. Hemen abi. Aynen çay. Dedi Cihan abi. Oğlum bak. Yapma, çay kaşıyor. Beş dakikaya hazır abi. Günaydın çocuklar. Günaydın. Aleykümselam hoca. Yavrum, öğretmen otur dedikten sonra oturulur. 25 yıldır bir öğrenemedin şunu ya. Hoca. Hı. Yürü hoca. Hı. Oturuyorum bak, çocuklar oturdu diye oturuyorum ha. Yoksa oturmam ha. Yürü abi, yürü abi, yürü abi, yürü abi. Ne kaynatıyorsunuz siz arkada? Su kaynatıyoruz hocam. Ne Allah Allah. Komik bir şey varsa söyleyin, biz de gülelim yavrum. Evet hocam, var bir tane. Bir İngiliz, bir Alman, bir de Dursun varmış. Temel nerede? Temel yıllık izne çıkmış. Bu fıkrada yok kendisi. Allah'ım ya Rabbim, tamam kes, kes. Daha böyle şakalar yapma. Yemin ederim seni bu okuldan uzaklaştırırım. Okulun yolunu bulamayacağın bir yere gönderirim. Haberin olsun, tamam mı? Tamam. Evet, yoklama alıyorum. Ecem. Burada. Hı. En ön sırada. Size göre sol ön, arkadaşlarına göre ise sağ ön. Kapıya da 3 metre uzaklıkta. Kızım, konum at demedim ya. Buradayım desen de anlarım ben ya. Konuma girin, götüreyim hocam. Ya kötü şakalar ya. Yapma yavrum, yapma. Böyle şakalar yapma. Kurban olayım ya. Aa. Evet, devam ediyorum. Ozan. Ah, burada. Evet, Hamza. Sağ çaprazımda. Cihan. Yanımda. Fatma. Onun iki yanında. Oğlum niye her şeyi sen cevaplıyorsun lan? Senin arkadaşlarının dili yok mu? Var hocam. Hatta 3 tane. Türkçe, İngilizce, birazcık da Fransızca. Fransızca mı? Evet hocam, biraz dedim ya. Nasıl şakalar lan bunlar? Yemin ederim beni her şeyden soğuttunuz ya. Gülme! Şaka ya hocam, şaka. Vallahi kafama böyle vuracağım ya. Evliya. Hocam. Bu hal ne oğlum? Hocam o genetik, artık ona yapacak bir şey yok. Ya abi yapma. Oğlum normal söyledim. Oğlum. Ne oldu, sen bir yorgun görünüyorsun. Bütün gece ödevleri yetiştirmeye çalıştım hocam. Ha. Oğlum öyle çok zorlanacağım bir ödev vermedim ben sana. İkimiz. Dön önüne.
Ben sana o kadar zorlanacağım bir ödev vermedim. Sen akıllı çocuksun. 2 saatte yapardın ödevini. Benimki 2 saat sürdü de arkadaşlarınki bayağı sürdü hocam. Nasıl lan? Lan siz ödevlerinizi bu çocuğa mı yaptırıyorsunuz? Bak, günahımızı alma. Ödev vermediğin zaman yaptırmıyoruz. Yaptırmıyoruz değil mi? Hayır. Hayır. Sadece ödev. Aynen. Allah razı olsun, harbiden yaptırmıyorlar hocam. Ama Ecem arkadaşımınkini isteyerek yaptım hocam. Ulan siz şimdi bu çocuğa ayak işlerinizi de yaptırıyorsunuzdur ha? Ayak ayak falan inan. Değil mi? Ayak falan konuşuyorsun da hoca. Biz en azından yanımızdaki kıza akrostiş yazmıyoruz. Ha? Ne akrostişi lan? Bilmiyorum, bakacağım. İnşallah güzel bir şey yazmıştır. En sevdiğim kızdır kendisi. Cevval, Atik ve niceleri. Ergenim diye dışlama beni. Minik bir Buse yapıştırayım mı baby? Nasıl şiir lan? İçimden öyle geldi. Senin içine tüküreyim ben. Tamam, bırak! Ver onu da. Ver, çabuk bana ver. Yeter artık sizin bu çakallıklarınız ya. Uğraşmayacaksınız bu çocukla bir daha. Tamam mı? Evet. Ecemciğim, nerede kalmıştık? Hocam, vallahi öykülerde kaldım. Anneme söylemeyin. Hocam. Onu mu diyorum ya ben? Ben onu mu diyorum ya? Bana ne, nerede kaldıysan kaldın ya? Ben ödev olarak nerede kaldık diye soruyorum. Sen tutuyorsun ya notları. Bu ne ya? Çıldırtacaklar beni ya. Evet, ödevleri getirin bana. Evliya! Ver ödevleri. Hemen abi. Hemen abi mi? Buyurun hocam. Ulan tamam, anladım. Ödevi bu çocuğa yaptırıyorsunuz. Ya madem öyle de, verin kendiniz verin. Yaptığınıza inanayım ya. Bari beni öyle kandırın ya. Ağlama. Ağlama! Hocam, ağlama! Tamam. Biz seni bilmiyor muyuz? Ben senin geçmişini bilmiyor muyum? Sen de yaptırmıyor muydun? Ne? Ne geçmişi? Ne geçmişi, ne yaptı? Cihan abiyle Güran Hoca lisedeyken sınıf arkadaşıymış. Ne o? Evet, bunun bir önemi yok. Devam ediyoruz. Derse geçelim artık. Evet. Sıralar rahat mı? Evet. Hadi bakalım. Evet. Hangi ders? Dersi karıştırdım. Benim canım sıktınız ya. Çocuklara ben ne oluyorum acaba? Ne oluyor? Ne oluyorum? Kötü örnek oluyorsun. Bok kötü örnek oluyorum. Bok mu? Evet. Bok dedi. Hocaya. Onu fark ettim bu arada. Niye okulun tanıtım videosunda benim yüzümü blurluyorsun? Hoca. Ayıp. Ulan 25 senedir bu okuldasın. Okulun sıva töreninde bile vardın sen ya. Senin fotoğrafların siyah beyaz. Senin haberin var mı? Ne yapayım blurlamayıp da? Allah Allah. Oğlum. Evliya. Hocam. Evet. Zamanında ben de bunların ödevini yapıyordum. Doğru. Ama sen korkma. Çalış oğlum. Çizgini hiç bozma. En çok sen çalışırsın, sen kazanırsın. Bak bana. Bunların ödevini yaptım ama öğretmen ben oldum. Ne oluyor şimdi? Burada benim 2 çift lafıma mahkum oluyor. Görüyorsun. Tam da olmasa da oluyor. Mahmut Hoca. Ne Mahmut Hoca'sı lan? Her duygusal konuşma Mahmut Hoca. Gürhan Hoca'yım ben, Gürhan Hoca. Bana bak Cihan Efendi. Sen benim çocuklarıma asla ama asla kötü örnek olamayacaksın. Haberin olsun. Yaşar Usta. Lan ne Yaşar Ustası? Gürhan Hoca'yım ben ya. Vallahi elim ayağım titredi benim. Tansiyonum düştü. Yok mu böyle bir sirke suyu, turşu suyu? Bir şey verin bana ya. Turşucu! Allah belanızı versin ya. Turşucuymuş ya. Gürhan Hoca'yım ben. Gürhan Hoca, yapmayın şöyle şeyler diyorum size. Çocuklar, Evliya'cığım sen. Hocam. Hocam, ben sizi arabanın orada bekleyeyim aşağıda. Bekleyeyim sizi. Tamam. Eda. Eda ya. Lisede aşık oldun Eda. Ne oldu? O benimle birlikte gönderdiğin çiçekler var ya. Evet. Onları Eda'ya ben kendi adıma verdim. Eda da benim sevgilim oldu. Neden bir başarılı erkeğin sevgilisi olmasıydı ki zaten? Hı? Görüyorsun değil mi Evliya? Çalış, çabala, çizgini asla bozma. Sonunda ödülünü alıyorsun. Ecem, duydun mu? Anne! Hocam? Oğlum, bende yine biraz tip vardı lan.
Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Cihan, Ecem ve Ozan yazarları. Bir zile doğru sizi alalım. Evet. Yani skeç çok enteresan bir skeçti. Yani son provasından beri gördüğüm şeylere inanamadım. Yani performans olarak sahnede koyduğunuz efora inanamadım. Yazarlık olarak da eklediğiniz şeylere inanamadım. Gerçekten yani bu sizin hem sahne önü arkasındaki çalışmanızın meyvelerini seyircinin ödüllendirmesidir. Tebrik ediyorum bütün ekibi. Gerçekten yoktan var ettiler bir skeci. Son gece yoktan var oldu diyebiliriz bu skeçin, değil mi? Evet. Yoktu. Dün gece artık Ozan'la Ecem'e ben artık dedim ki ben buna dokunamam. İkisi baştan yazdı bunu. Peki o Mardin kapısında Hamza'ya ben güzel bir oyna, yöresel dansı kim yazdı? Ozan, ben yazdım abi. Sen, herkes her şeyini verdi skece. Yani bu harika bir şey gerçekten. Seyircinin de enerjisiyle bu hale geldi. Evet, evet. Süper. Tebrik ederiz. Süperdi. Evet değerli izleyiciler, gecenin tamamı için çok güzel hareket diyenler. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten tiyatro seyircisiyle güzel. Bizim skeçlerimiz sizin alkışlarınızla, enerjinizle güzel. Bir haftalık emeğimizin karşılığını alkışlarınızla, gülerek, kahkahalarınızla verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Alkışlar önce kendinize, sonra da huzurumuza gelen 50 kişilik dev kadromuza. Çok güzel hareketler ekibi geliyor alkışlarınızla. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar. Bir Alman, bir Fransız, bir de Dursun varmış. Temel nerede? Temel. Sen ne söyledin sen? Yazıklar olsun. Sabah Bey. Sana güvenmiştim. Sabah Bey. Bu coşmadan oraya dönemem. Ben o zaman bunun sonuna bir şey yapayım. Araba koyayım hadi. Yeter lan bu neymiş ya.